1-2 dakika səbir edək. Cəmaatda xəbər olsun. Hoş gördük. Değerli Aksaraylı kardeşlerim. Vatanımız Aksaray'dan növbəti canlı yayımımızı başlamağımızın təbii ki özünə məxsus bir səbəbləri var. Böyükü canlı yayımımızda cəmiyyətlərimizin arasında əsən soyuq rüzgarın səbəblərinin aradan götürülməsi və cəmiyyətlərimiz arasında dostluq, qardaşlıq, bərabərçilik və birliyimizə yönəlmiş bütün işlərin nizam belə bir konsepsiyasından konuşacağıq. Təbii ki, hepimiz çox gözəl biliyoruz ki, hər bir milli cəmiyyətin, hər bir milli hərəkətin dış və xarici siyasəti mövcuddur. Cəmiyyət xarici siyasətsiz, bir cəmiyyət daxili siyasətsiz hərəkət edə bilməz. O, fəaliyyətini lazımi səviyyədə göstərə bilməz. Nə qədər istəsəz də, istəməsəz də, millətimizin milli cəmiyyətində, daxili işlərində vətən cəmiyyətinin gördüyü işi digər cəmiyyət görəmək. Xarici siyasətdə datupun gördüyü işi başqası da görəmək. Biz bu iki fikri söylədiyimiz zaman ben böyle bir fikre, böyle bir son nəticəyə gəlirim ki, siz də mənim fikrimlə təbii ki, razılaşa da bilirsiniz, razılaşmaya da bilirsiniz. Vətən cəmiyyəti, dünya xısqa türklərinin birliği, bir ananın iki evladı, bir insanın sağ əli və sol əli. İştəsəz də iştəməsəz də. Biz bir-birimizdən bu cəmiyyətlər arasında birlik yaratmadan biz heç bir gücə, heç bir son nəticəyə əldə etmək mümkün olmayacaq. Bu baxımdan, dəyərli qardaşlarım, istər vətən cəmiyyətinin nəzdində çalışan dəyərli qardaşlarımız, istər DATUK'da çalışan çox hörmətli bizim qardaşlarımız, bir-birimizə sayğı göstərmək, bir-birimizi saymaq, bir-birimizin gücü ilə sevinmək, bir-birimizə dəstək vermək əvəzinə son vaxtlar sosial mediada həddindən artıq xoşa gəlməyən hallarla rastlaşıyoruz. Birincisi, Fuad Pepinov haqqında bir yazı müşahidə etdim. Və elə bir fikrə gəldim ki, cəmiyyətimiz, toplumumuz hələ Fuad Pepinovun kim olduğunu, nə olduğunu, Aksaraylıların milli hərəkətdə nerədə olduğunu bilmadan yazaraq onu təhqir edir, onu aşağı tutur, millətimizin tərbiyəsinə yaxışmayan sözlər konuşur. Fuad Pepinov kimdir? Fuad Pepinov cəmiyyətimizin hangi rütbəsini daşıyır? Bunu ancaq vətən üçün mücadilə edən, vətən yolunda çalışan insanlar bilir. İndi ben sizlere onu deşifre edeyim, ben sizlere onu tanıtmaya çalışayım ve diğer kardeşlerimiz de fikrinde modelleştirsinler, dəqiqçilik etsinler, fikrine bir balaca yani fikir katsınlar. Sovetlərin dönemində Fuad Pepinov Moskova'da
çalıştığı için ve aksalı savadlı bir ziyalı olduğu için bütün Bakıda geçirilen tedbirlerde iştirak eden cemiyetimizin Moskova'da bizim elə bil ki bir konsolumuz, bize beletçimiz, Moskova yaxşı tanımadığımızdan devlet adamlarla bizi görüştüren, tedbirlerimizde yakından yardımcı olan bir ziyalı kardeşimizdir. Onun da gücü çattığı kadar milletimize faydası değmiş ve ömrünün böyle büyük bir hissesini milli davamıza hasretmiş bir insandır. O bakımdan Fuat Pepinova anormal fikirler, artık eski lazım olmayan en evvelası aksakalımız, müellim, halk müellimine bazı hoşa gelmeyen yazılar bu milletimizin adına yakışan işlerdir. Yahut da Avropa Konseyi'nde ilk defa Axısqalların kanunsuz sürgün olunması tesdik olan günde Salatlı rayonunun Güneşli kasabasında davul zurnayla çalan o məhləyə düşüb gece saat 3'e kadar ben ve millet sevinip bar oynayan ve onu teşkil eden oğlanlardan biri yazılarında yazıyor ki bizi Avropa Birliği sürmemiş, bizi Gürcistan devleti sürdü. Burfan abiye yazıyor. Daha onu bilmiyor ki o kararın alınmasında, o kararın avuca gelmesinde Burfan abimizin mükemmel rolü olan, bizim Avrupa'da konsulumuz olan gören gözümüz, vuran elimizdi. Bak görüyor musun? Her keşin, her bir milli liderin özüne mahsus bir yeri var. O yerde olunması yerde, olması yerdedirler. Ancak bazı yerinde olması olmayan insanlar, tecrübesi olmayan insanlar, bu cemiyetimizin hiçbir faaliyetinden haberi olmayan insanlar yerinden tutup çok hoşa gelmen hareketler edip birbirine lazım olmayan sözler yazıp sosyal medyada milletimizi ve milli gururumuzu, milli çekimizi aşağı düşürtmesini hiç beğenmiyorum. Hiç de ben buna kıymet vermiyorum. Değerli kardeşlerim, Amerika'da son vaxtlar sosyal medyada içtimai hayatımızın tərzinde az çok zahmeti geçmiş kardeşlerimiz yığılışıp birlik yaratmak istiyorlar. Amerika'da olan kardeşlerimizin şahsen biz vətəndə yaşayan biz axısqallara tabii ki iyilikleri çoktur, yardımları çoktur. Biz bunları alkışlıyoruz, biz bunları destekliyoruz. Önemlisi de İbrahimov Kamal müəllim özünün sabırlı çıxışlarıyla, tərbiyəli çıxışlarıyla, Azərbaycanda Ali müəllim Süleymanov təmkinli çıxışlarıyla, Avropada Burfan Özkoşarımız öz gözəl tövbəsiyle, məsləhətli çıxışlarıyla, eləcə də digər kardeşlerimizin Bursa'da olan dernek başkanları həddindən artıq zahmet, əziyyət çekirlər, milletin önünde milli problemlerin həllindən məşğuldurlar. 100 milli, millet olan yerde iş de var, dert de var, problem de var. Axır bunların həllini, bunların önüne düşüb bu işi kimler görecek? Bu milletin oğulların işidir. Milletin oğullarını da bu cür kardeşlerimiz de biz birbirimizle böyle sosyal medyada incidib, deyək ki, məsələn, bir maşın trafik qazasına düşdüğü zaman onun zapçasını istediğin tükanda tapmaq olur, onu düzeltmek olur. Ancak bir insanın kalbi əzilende, incinanda onu hiçbir şey düzeltemez, onu hiç cisme onu bərpa edemez. O bakımdan sosyal medya, yaxud da böyük gündə bizim milli məsələmiz vətən cəmiyyəti, vətən məsələsi qalmış burada. Biz bir-birimizlə bir olub, cəm olub, daha da güclü bir toplum olmaq əvəzinə bir-birimizi düşmənin vurmadığı güllə ilə bir-birimizi vurub
birbirimizi aşağı düşür diyorum. Bunlar kime lazımdır? Bunlar bize yok, bunlar düşmene lazım olan bir obyektür, bir diyelim ki mesela sosyal vasitedir. Ona göre de böyle şeyler rica ederim, haddinden artık olabilsin ki benden yaşlı abilerim var, dadalarım var, kardeşlerim var. Ancak çok güman ki ben sosyal medyada izlediğim halde ben yaşlı adamlar büyüğünde sosyal medyada yoktu. Bir Fuat Pekinoğlu'dan başka kalanlar hepsi en azından diyelim ki İsmail Rahimov kardeşimizden başka kalan hepsi taytış olur. Biraz da yaştan benden küçük olduğu için erk edip yani böyle meselelere sokulmak istiyorum. O bakımdan değerli kardeşlerim haddinden artık dünya gördüm gözün önünde dünya eriyip gidiyor. Allah'ın yarattığı bu dünya insanlar bölüşemiyor. Allah yaratmış bu dünyayı ve Allah buyuruyor ki insanlara kıymet vermek sizlikte gör. O benluktur. Biz kiminse hakkında menfi fikir söyleme. Kiminse hakkı aşağı düşürme. O insana, insan alemine yakışan işte yok. Onun Allah'ın da böyle şeylerden hoşu geldi. Ona göre de Tanrımız, Allah'ımız bu insanlara bugün ders vermek istiyor ki ağzınızı başınıza yığın. Her şey bu dünya herkese yeter. Bu dünya ben yaratmışsam bu insanları da ben bu dünya için yaratmışım. O bakımdan bizde meribatçılık, bizde birlik, bizde kardeşlik, bizde dağ topun çatısı altında. Yanında çoğu adamlarda alerji veriyor. Dünya aksına tüklerin birliği bize lazımdır, bu hiç kime lazım değil. O bakımdan cemiyetlerle Allah razı olsun. Vatan cemiyetle elinden geleni gün şartlı kadar bir neyse etmeye çalışıyor. Ancak ben dedim ki dahili siyaset ve harici siyaset var cemiyette. Harici siyasette milletimizin, milli hareketimizin cemiyetimizde harici siyasette dağ topun gördüğü işi vatan cemiyeti göremez. İçeride, dahilde de vatan cemiyetinin gördüğü işin dünya aksiyatörlerinin birliği göremez. Bunu açık canım kabul etmek lazımdır ve birleşmeye doğru gitmek lazım. Bir adım lazım ise ben geri çekileyim. Bir adım lazım ise başkası geri çekilsin. Geleceğimizin namını. Vatan kaldı sahipsiz, vatan kaldı milletsiz, vatan elden gidiyor. Boş boş işlerle meşgul olur. Boş boş işlerle söz atma voleyboluyla meşgul olup kimin kapısına zerbe vurduğunuz, kimin kapısına gol vurduğunuz belli değil. Hep de uduzan millet, kaybeden millet, aşağı düşürdülen senin kardeşin, benim kardeşim, senin milletin, benim milletim. O bakımdan değerli milletim, değerli kardeşlerim, hepinize haddinden artık hayş ediyorum ki cavan kadrlarımız, Abdülkadir Kurşunov, Rusya'da benim tanıdığım en terbiyeli dedesini tanırım, babasını tanırım. Çünkü Özbekistan'dan gelende bizde onlar meskunlaştılar, qohumuq. Qohum olduğumuzda göre demiyorum. Aksa gelip gedenden de yakından ben onları tereziyle çekmişim. Çok adamları elektron tereziyle çekmek lazım değil. Bazen de el tereziyle çekmek lazım. Yani praktiki olarak işte onları sınamak lazımdır. Yani o adamlar çıkmış cavan iken bir iş görmek isteyenler onun ayağına da bir balta vurup mesela incitip küstürüp yani bu iş çok ağır bir iştir. Bu işte her adamın akıra kadar gitme sabrı olamaz. Buna göre de böyle insanlara yardım etmek avazına hiç yaşlılık edemiyorsa köpük etme. Oy bu adam millet için vatan için çalışıyorsa vatan cemiyetine arkadaş. Datuk'una, kardeşim bunları yığıştırın bir yere. Ya bir bakıcı varsa gidip bir yerde bu milleti bakıcıya baktırak. Ya bu millet kardeşim evvel başka şeyle parçalayabilirler. Şimdi başladılar bu işlerle milletimizin ruhunu, milletimizin enerjisini, milletimizin imicini aşağı düşürmek. Bir milletin oğluysan baş bırak bu cemiyettir, bu datuk'tur. Bir çatı altında millet yığılmalıdır. Benim verdiğim sistemi lazım olursa bir gün ben Facebook'ta da yani burada gönderirim onu. Böyle bir Amerika yaratmamış. O zaten öyle ama benim fikrimdir. Bir yere yığılmalıyız ve millet bir yumruk olmalıdır. Bir problemin üstünde çalışmalıyız. Tabii ki böyle günde Türkiye'ye mesyonlaşmış kardeşlerimizin
ben dedim ki yani çok yaşayan yerlerde çok problemler var. Allah razı olsun. Orada da Datup'un nümayəndələri canlı yayında izliyoruz. Her hansı bir işi avuçlu bir ortalığa çıkartmak evvelesi vakt, ikincisi enerji, üçüncüsü maddi vasayet talep olunuyor. İşlerini güçlerini bırakırlar. Millet için çalışmak isterler. Bir arkadan da biri bir bıçaklıyor. Bir kısma inci diye bunları olmamasını arzu ediyorum. Ve haddinden artık bu milleti de bezdiriyor. Çünkü en büyük problem vatan meselesi. Kalmıştık burada 20-30 sütün gelmişiz. Hiç kısmada vatanla ilgilenmiyor. Gitmişler Ayşit başka işlerine birbirimizin vesvese üstünde dava etmek. Ne bileyim stol üstünde dava etmek. Bunlar bizim babalarımızdan bize böyle vesiyet etmemiştiler. Biz böyle şey namaz bu hastalığa düştük. Ben bunu anlayamıyorum kardeşim. Olur milletimizin içerisinde herkes bir sınıfı bitirmemiş. Biri aşağısı olur, biri yukarı. Tez incinip aradan çıkmak lazım değil. Bu işleri emelli başlı birliğimizin arkasında durmalıyız. Herkesi aynı gözüyle bakmak lazımdır. En evvelesi vatana münasebet güçlenmelidir. O küçük çekişmeler vatana olan münasebeti de salıttı. Hiç mi vatanla ilgilenmiyor? Burada onlarla problemler var. Kardeşlerimiz çatı var bir şeyler bunların arkasında durmaya. Bir tane Burhan abi Zengediye Yunus'un meselesinden maraklanıyor. Başka hiç kısma burada yaşayan adamlarla maraklanmıyor. Hangi problemler var? Nasıl yardımcı olan? Bu problemleri avuçlayıp yahut da bir siyahı edip 1, 2, 3, 4, 5 hangisine nacil yardımcı olmak lazımdır? Onlarla meşgul olmak amacıyla birbirisi savaşta olanlar sert. Hiç kısma orada çıkan adamlar ister Amerika'da olan kardeşlerimiz, ister Rusya'da olan kardeşlerimiz, ister Cavit kardeşimiz olsun, İsmail abimiz olsun, ondan sonra ister İsmail Mellim olsun, ister Şamilon Mehmet olsun. Bunlar bir ananın balası, bir beşikte yüzmüş oğlanlar. Bunu bir araya getirip bir şeye yığıştırmak lazım. Benim değerli benim millet. Dünya almış geçmiş bir avan, bir virüs gediyor. Dünya almıştır. Bu Allah'ın etkisi, Allah'tan gelen bir bela. Allah bakıyor ki ona, bu insanlara ben yarattım. Dünyaya vermişim. Gün çıkartmışım, rüzgar, hava, her şey, gecesini, gündüzünü. Ulan bu insanların gecesi, gündüzü yok. Ancak birbirini taşak. Ancak birbirini bombalamak. Ben ahir Allah Teala buna bir elcem çeker. Değerli benim millet. Şimdi biz de bu öz milli meselemizi milletimizin arasında birbirimizin arasında Suriye'ye getirip çakmak lazım değildi. Rabbele Suriye'ye gelmişken yardımını salın. Bu son dönemde de neye göre tezden atışmalar başladı? Sizin fikrinizi alabilir miyim? Ben neye göre işler kaydasında gidiyordu birdenbire Suriye'de tezden başladı bazı. Hemen Suriye'de başlayan gibi Karabağ'da da bazı atışmalar var. Neye göre? Hangi noktadan idare olur? Ben bir şey öz fikrimi diyeyim. Demeyelim benim fikrim %100 düzdür. Sizin fikriniz düz olur. Ancak ben öz fikrimi diyeyim. Politoloji fikrimi diyeyim. Bir devletine, bir insanine, bir adamına hele düngür oluyorsan eğer o düngürün dostuyla dost düşmenle düşman olacak. Bir devletine dost oluyorsan eğer onun dostuyla dost düşmenle düşman olacak. Türkiye'nin nümayendesi Ukrayna'ya gitmeseydi bu savaş açtaki atışmalar olmayacaktı. Ukrayna'ya gittiği için Karabağ'da da. Aynı noktadan idare olmuyor. Dünyanın şeytan Moskva'dır. Bütün işi harap eden, bunları buraya bugüne koyan, oraya bugüne koyan, oraya bugüne koyan, bizi 70'in sürgünde bırakan, bir odur da odur da onu anlamaya ne var ki burada? O bakımdan milletimiz de düşmanlar bizden istifade ediyor. Ne kazandık oğlum? Birbirimizden çekişmeyene, birbirimizi aşağı düşürtmeyene ne kazandık? 75 yıldır vetensizim. Buraya gelen 25-38'de ikraklattız. Buradan da mesela ben vatenden köçüp giden adama saygım yoktur. Ancak sahip çıkmıyorsunuz. Bir milletin problemi burada olan gibi cemiyet olarak
Hangi cemiyet olursa hepsi içli dişli burada olmalısınız. Maraqlanmalısınız. Ne tür destek çıkar? Ne tür şeyden? Ancak bir tane ve çoğular da Burhan abi gelmiyor. Bir tane Burhan Özkoşar'dan başka bir tane adam sen gidip bizim derdimiz serimiz soruşan yoktu. Ancak onlara soruşsa diyer ki sen Akışka'dan sürgün olunmamıyor. Pipinova diyor. Reşi. Valla sürgün olunma. Şahsen sürgün olunmuşsun. Valla niye gel torpağın? Sen hakların, senin baban hakkı. Nacıl sen müdafiye ediyorsun baban hakkını. Niye gelip vatanın devamlıyorsun? O sürgün olunmamış da hiç ona hiç sağa olana da sola hiç maraklandırmaz. Ancak benim tanıdığım Fuat Pipinov. Hatta Sovyetlerin döneminde Halit Mellim Ümum milli liderimiz olan da Azerbaycan'da Halit Mellim'e kahiş etmişti ki bugünden Akhisarlardan 5-6 çocuğu Moskova'da okudak ki gelecekte bizim meselelerimize yardımcı olsun. Ve Halit Mellim de birinci beni oraya yazmıştı. Benim de o derece savadım yoktu ki ben Moskova'da okuyayım. Hep sözünü açığı diye. Sonra neyse alınmadı. Babalarımızı bilmezsin. Tanayı kim oturacak? Tavara kim bakacak? Bak hala Fuat Pekinov o vaktan bunları fikirleşiyor. İşini gücünü bırakmış. Allah razı olsun. Bir tane taşı kaldırıp bir taşın üstüne koyuyorsa senin kardeşin niye o taşı kaldırıp taşın üstüne koyuyor? Fuat Pekinov'un boynundan bir çürüdür o. Ziyaddin Kasanov'un boynundan bir çürüdür o. Bu işte. Ona göre de bilmeden, adamları tanımadan onların üzerine öyle sözler yazıyorlar ki bu hiç düşman düşman o sözü yazmaz. Düşman düşman o sözü yazmaz. Ben hiç de alışlamıyorum. Ne olsun ki bana Cavad Aliyev bir vakte bir şey benim evimde misafir olmuş, kalmıştı, halal koşu olsun, büyüğümüzdür. Bir şey kahiş etmişsin, bana yardım edememişsin. O demek de öyle ki o kötü adam. O demek de öyle ki o iş bacarındaki. Bana yakşılık edememişse diğerine yakşılık etmiş olur. Başkasına onun da 3-4 tane çocuğu var. Her yere giden de tabii ki birine çıkartıp 5 manat para verir. Yahut da maraklanır. Vaziyet çatır. Ona göre de her şey benim pozisyonumdan. Her şey tek şahsi pozisyondan. Ben pozisyondan bakmalıyım. Değil. Biz pozisyondan bakmalıyız. Cemiyetimizin kuzası var. Cemiyetimizin kuzası. Kaç ton yük, kaç ton problem götürebilir ve ne götürebilir de götürmeyen ondan minus yazabilir bu adamlarımızda. Ona göre de böyükü günde Gürcistan devleti bizi sürmemiş. Ben bunun konsepsiyasını size bir vakit canlayamda demiştim. Ancak sadece olarak Moskova'nın bu proseslerde bıraktığı aslajneniye, o şeytan, o şeytanların emelinden bu Gürcü devleti de Gürcü kardeşi de bizim kardeş Gürcü kardeşi var onlar da bizi kötü etti. Devletlerin de bizi kötü etti. Aslajneniye kaldı. O şavenizm, o diplomatya, Komünist Partisi diplomatya. O bakımdan büyükü günde yüzlerle adamla statüsü alınmıştır. Dolayısıyla vatana gelmiyor. Hazır buranın vatandaşı hesabı oluyor. Düşmüşler. Ne iş görüyoruz? Ne özgü öldürüyoruz? Erbolam neye lazım o? Yalandan malandan işler filan ben besmeken. Ya kurtarın da beni işlerinden, kurtarın birbirinden de. Ben incidim, şeydim bizden hiç olmasa. Vallahi billahi bu milletin oğlu olduğumuzdan asgari peşman olur. Adam canlıya mı bakmaya tuzlu. Tikiliyesi ondan 1000 defa yedi. Bir görak ki birbirinizi seviyersiniz. Bir görak ki birbirinizi kucaklayarsınız. Bir görak ki birbirinizin problemine alızı vermişiz. Ona arkası vermişiz. Ola hemen peki diyorlar ki ola bir kism abi kuya düştü. Ama bir adamın da o sefini arıyorlar ki ola bu adam nerede ot biçmişti? Orada nerede yonca çalmıştı? Ola bir defa da işinden söylenmiş ama. Eğer biz böyle gidersek bize düşman lazım değil. Allah'ın belayına düşeriz. Bundan beter parçalanırız. Ondan sonra Amerika'da olan kardeşlerimizi hepsini alkışlayalım. Hepsine saygım büyük. Bir şey demek isterim ki o FETÖ METÖ biz noktayız. Ha biz sahipsiz bir milletidir. İster Rusya'da olsun, ister Amerika'da olsun. Ha bizim kapımızı açan kime biz ekmek yermemişiz? Kime sağ ol dememişiz? Kime çay içmemişiz? Gelmiş de Müslüman'da namaz kılıyor. Gelmiş sen ne bileceksin? Arnına FETÖ mü yazdın? O biz noktayız kardeş. O FETÖ deyip de birbirimizi bıçaklamayız. Ha belki de hakimiyete FETÖ gelseydi bereket almış. Herkes FETÖ'cü olacak.
Öz işiyle meşgul olun her şey. Herkesin öz işi gider, yoluna gider. Sen kalmışsın kapıda. Onun bunun kapısında gel özün hoşbak istemediysen ben bak. Ben bak. Teminden sahip olun. Aksa'da bizim milli liderimiz. Azerbaycan'da Sabrabat rayonunun Aksa köyünde Teminden müəllimin gözler her bir şey şuarını derdi. Hürbette şah olmaktansa vətəndə kul olmak yaxşıdır. Ola bu vətən o qatən mi acıyor? Ola bu buranın torpağı, buranın suyu, buzu, bu qatən mi kötü memleketlik ola? Ola buraya gelen kaçıyız ola, sizin yaşadığınız yer. Nayırdır ki yani siz vətəni beğenmiyiz ola? Nayırdır ola, bir televizyona baksanız ola. Ola Suriye'de öz evini, işini bırakmış. Bir adamın üç çocuğu, iki çocuğu Allah bize elə şeylerden intihama götürmedi. Yurt gibi torpa vermiş, yurt vermiş. Təhsil aldınız, okudunuz. Rica ediyorum, her şeyin kalbini bilmek lazım. Söz, böyüklüğünde en ağır şey şair der ki, dünyada en ağır şey sözdür. Çünkü onu başa düşmek de çetindir. Başa salmak da çetindir. O bakımdan söz yarası hiç fazla sarılmaz. Her keşte rica ediyorum, özünden böyüğüne saygıyla yanaşıp, saygıyla cümleler düzüp, saygıyla refter etsin. Babasının yaşında adamlar çıkmış çel çocuk, sosyal medyada, biz böyle millet olmamışız biz. Dünya bizimle fahr ediyor. O bakımdan rica ediyorum sizlerden artık derecede, bugün sosyal medyama, yani bugünkünde canlı yayma Aksa'dan, yani Gürcistan'ın Aksa bölgesinde, Aksa bölgesinde. Vatanımız olan Gürcistan'dan ben sizlere sesleniyorum. Bütün cemiyet başkanlarına ki devletimizin bayrağı bütün ofislerimizde olması lazım. Yani ben Azerbaycan'dayım, Rusya'dayım diye utanmayın. Bu bizim devletimizin bayrağı. Biz devletimizin bayrağını sevmeyersen bu devlet bizi hiç vakit sevmeyecek. Hiç var. Eğer bu torpaqlara gelmek istemiyorsanız o başka bir mesele. Yok. Gerçekten de içimizle, dışımızla bu torpaqlara biz sahip çıkmak istiyorsak bugünkünde devletler arasındaki münasibet başka, milletler arasındaki münasibeti temsilnemeye bacarmalı. Bu yolda herkes bize badalağ atmak istiyor olur. Muhtelif çatırlıklarımız olur. Ancak biz bu çetinlikleri, çok çetinlikler, birbirimize yardım etmemizle, birliğimizle fed etmemizle. 28-30 sütün burada aksallar var. Dünya aksalları fondu ben rica etmiştim ki, her şey vatan için adlı bir fond yaratır. Bugün burada hastalarımız oluyor. Allah razı olsun Datuk'tan. Teşekkür ediyorum. TİKA'nın başkanının Necda Hanım'a, Sayın bizim elçimize Fatma Gültan'a Allah razı olsun. Çok bizden samimi, bacı kardeş, böyle çok sade bir insanlardır. Bizden ünsiyyatlı olan insanlardır. Çok yaxşılıqları dedi bizden. Datup'un yani layihəsiyle, Datup'un məsləhətiyle, hamilə kadınlarımıza yardımcı oldular. Bəzi hastalarımıza. Biz istiyoruz ki, biz istiyoruz ki, bizim bu proje devam edir. Zaten gelen yok. Zaten her yılda 10 tane gelin olmuyor ki. Bu da çoğusu 2 tane gelin, 3 tane gelin. Hemen prosedür devam etmelidir. Çocuklarımız hastalanıyor. Bura vatandaşı olmadığı için grip oluyor. Hasta, balisada heddinden artık harç çok gidiyor. Bir günde inanın ki $50 boş balisa hakkı veriyor bu insanlar. Bunları düşünmek lazım. Bunları dağıtıp zaten daima bizlere yardımcı oluyor. Bir cemiyet olarak bir yıkılışalım. Datup'la birleşelim. Her iş adamlarımız var. Türkiye'de, Azerbaycan'da, diğer yerlerde bir fond yaransın ki böyükü günde Aksa'da hasta olan kardeşlerimiz bir reseptine kardeş ne kadar demiyorum o kadar. Yüzümüz azdan çoktan bir yardımcı olmak lazım ki bu insanların da çokları evine eşiğini bırakıyor. Bize geliyor. Ayda bir defa geliyor ki evini dolandırsın. Kendi çocuğunu dolandırsın. Bir başka kısmı alaçmıyor. Bu sıralı bir metod. Biz yahut da biri mehkeme Allah göstermemiz düşmüşse bu mehkeme karşılarını
Biz axıra qədər gedək, ziyan yox. Ben burada benim oğlumla yoldaşıma statüsü ola ola oturma izin vermədilər. Ben buna məhkəməyə verdim. Birinci məhkəmə, ikinci məhkəmə getdim, üçüncü məhkəmə getdim, uduzdum Avropaya getmək üçün para lazım. Bu üçüncü üç dənə məhkəmədə də $1000-a yaxın para xərcləndi. Ancaq heç kimdən bir kapek yardım yox. Ancaq ben yardım olsaydım, ben dünya məhkəməsində Burfan Özkaşar değerli kardeşimiz oradaydı, tercüme etmeye para vermeyecektim, o orada məhkəmə kazanacaktı. Şimdi de buradaki mesele, ya Yunus'un mesela bazı problemi var. Haksız yere, hepimiz biliyor. Haksız yere. Ancak sahipsiz olduğum için bazı meselelerde onlar, ancak bunun yukarıki mahkemesi var, onun canını alır. Ha biraz yardım etmek lazım, destek çıkmak lazım buna. Ha, ne iş görüyoruz? Ancak işiz, gücüz, bir okutturduk, savaşlı olduk, başarılı olduk. Ondan sonra az kalıyor ki, bereket alışıyor. Biriz de baştan bir tane pulimet koyarsın, biriz de bu baştan bir pulimet koyar, bir bizi gürleniyor. Bugün vatan elden yedi. Vatan elden yedi. Vatana sahip çıkın ki Allah size sahip çıksın. 30 sütün burada adam yaşıyor. Yığılışın ola bir gelin, gelin, bir maraqlanın. İki illerle buraya bir kapı açmayan adam yok. Ne cemiyet, ne başkan, ne öbürüsü, ne bu birisi. Böyle iş olmaz. Değerli benim millet, değerli kardeşler. Şimdi icra vereyim, ben bir anonslara bakar. Bazı kardeşlerim soran diyor ki, niye bakmıyorsunuz aksa sözün ey yanımlar. Burfan abim de canlıyımda, Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum Burfan abi. Tamamıyla Yunus Madali de çok doğru yazıyor. Çok doğru. Tamamıyla doğru diyorsun Yunus Madali. Vatan çoktan gitti. Yunus Madali diyor ki vatan çoktan gitti. Düz diyorsun. Allah razı olsun. Abdurrahman Kurt. Hayırlı akşamlar. Sağ ol Abdurrahman Mellim. Demek Oltu'dan değerli kardeşimiz bizi arıyor. Binali İsmailov. Salam aleyküm. Bizim milletin parasını yemeye lider olanı Allah ondurmasın. Haram zikim olsun. Kim olur olsun. Taşıp çıksın. Bu benim mesajım, kimse adres sovana değil. Paranın kokusunu alan lider oluyor. Bakın böyle ne yapıyor? Ne diyor? Oluyor. Haramları lider olmaz. Ancak olur. Binali İsmailov. Diyor ki parayı yer. Şimdi bizim milletin içerisinde böyle bir hastalık da var. Bereket de var. Ola parayı yer lider kimdir? Parayı yer. Bak deyin bana. Kim parayı yer? Ziyaddin Mellim öz parasını bu millete hiç kısmını etmedi. Onu Ziyaddin Mellim bu millete her çeşe. İster Türkiye'de olsun. İster yani çevremizde eli çattığı kadar insanlara öz cefinin parasıyla yardım ediyor. Şimdi Binali İsmailov, Binali kardeşimiz de tamamıyla doğru diyor. Öyle bir adam var ise, milletin parasını yiyen adam var ise ben sizinle tamamıyla razıyım. Tamamıyla razıyım. Binali kardeşim, tamamıyla razıyım. Demek biz bugünkü canlı yayımızda harici ve dış siyasetimizden konuştuk. Amerika'da yaşayan değerli kardeşlerimiz hakkında
Evet. Konuştuk. Bazı şahslar hakkında konuşulan, yani Pepinov hakkında aydınlıklar getirdim. Ondan sonra Burhan abimizin hakkında konuştuk. Amerika'da faaliyet gösteren İbrahimov Kamal değerli kardeşimizin, orada çoğalan faaliyet gösteren kardeşlerimiz hakkında konuşmaya çalıştık. Vatanda yaşayanların demeli yardımcı olunması hakkında konuştuk ki yığılışıp herhangi bir mesele burada biz halletme kudretindeyiz. Ona mesela Yunus haklı olarak yazdı. Bugün de mahkemesi olmuş, benim haberim olmamış. Allah görür. Akşam üstü işittim, şaşırdım. Çünkü bana bir diyen de lazımdı. Ben de hakikaten problemim var. Neden birbirimizin arkasında durmuyor? Canla başla. Ziyanı yok. Allah'ın hepsi kaydasına düşen. Ancak böyle işlerde büyüklerimizin hiç olmazsa desteği, en azından mahkeme karşılarının yardımlaşmak lazım. Ondan sonra lazım olursa sabah bütün tifize gideceğim. Ben vallahi billahi oğlumla yoldaşım 9 defa ben Tiflis'e mahkemeye gittim. Özde burada toplantı olanda Ziyaddin benimle kalktım aksakal. Ben burada benden aksakalı yoktur. Özde bende de veteranı yoktur. Cemiyetin bu vatan için canını veren adam. Kalkıp kahiş etmişim ki Ziyaddin benim. Bana yardımcı olun bu mahkemede. Ben yeğenim ki bu milletin davası. Sorudum Ziyaddin benim işitseydi belki de yardım ederdi. Başkaları diyor ki bize öyle şey yoktur ve sana yardım edemezdik. Ben tek başına kaldım. Hiç kimseden incinmemiş. İki, oğlumla gel yoldaşımın mahkemesine 9 defa ben tebliğe gittim. 2 yıl 3 ayın içerisinde 9 defa mahkeme oldu. $1000 cebimden para kaçtı. Hiç kimseden incinmeyelim. Hiç kimseden küsmeyelim. Ancak görüyor musun? Benim davamdan sonra Yunus'un davası başladı. Yunus'un davasından başladı. Başka kardeşlerimiz olabilir. O bakımdan bizim fondumuz olması lazım. Böyle şeylere insanları tek bırakmamalı. Böyle şeylerde haddinden artık bir yumruk olmalı. Siz inanın ki Süleyman Barbagazi'nin mahkemesinde ola ben Rusya'ya mı telegramma vurmadım? Azerbaycan'a mı telegramma vurmadım? Burada yaşayanlardan başka bir adam mahkemeye gelip oturmadı. Bir adam. Neydi? O da geldi gitti. Süleyman Dayı da tutuldu. Çıktı gitti. Ondan sonra böyle şeylerde yüreği genişlik edip çocukluk edip her şey incinip küsse de olsa küsülecek çok şey var. Küsülecek. Cemşit Halit ne mahkemesi? Bu Cemşit Halit çok yakışı bir çocuktu. Ben bu yakınlarda bir yerde tesadüfen bana yakınlaştı. Dedi beni tanıdın mı? Dedim ki yok. Dedi ki ben Cemşit Halit'im. Ondan uzaklaştı. O vakitte gördüm ki çok böyle simpatik bir oğlandır. Sağ olsun. Allah razı olsun. Kemal Şemsettinoğlu'na verilir. Selam. Müellim saygılar. Allah razı olsun. Gene Yunus kardeşimiz sizin haberiniz yok. Yalan söyleme. Yalan söyleyemem Allah evini yıksın. Tamam mı? Ben senden 6 yaş büyüğüm. Bir tane zen gelip bana gelsene kim istin benim bugün mahkemede. Benim işim gücüm var. Sokakta çalışıyorum. O defa izin aldım geldim oraya. Sana da kahiş ettim ki o karının telefon numarasını ver. Ben iltifata geçeyim. Mesele ben halledeyim. Beni saymadın. Ne telefonu verdin? Ne da mahkemede beni çağırmıyorsun. Ne izin yiyorsun? Yakışmaz benim. Ben milletime canımı da veririm. Abbekir Kuşunov, Esselamu Aleyküm Müslüm Emin, hayırlı yayınlar. Abbekir kardeşimiz Rusya'da çok perspektifli, çok değerli, milletinden öteri her şeysinden geçmeye hazır olan kardeşlerimiz. Böyle insanların önünü açmak lazım. Baltalamakla meşgul olmayın. Tez tez de vatana gelip buradan canlı yayınları götüren, problemlerin içine girmek isteyen, meseleleri halletmek isteyen enerjili bir oğlan. Öykü neden?
Enver Odabaşov'un mezarının tikilmesi için bir yardımcı kardeşimizdir. Abdülkerim kardeşim de öyle fırsattan istifade edip o meseleleri rica ediyorum. Yani maliyeleştirin. Belki de öyle bu Mazdok'ta, yani bu Vladikavka yaşadığımız bölgede o Ramazan ayında fitre paralarından yığılmış parası da ben zannederim ki onu şeyde. Evet, bas bayrağı eşi, emdim olsun. Çocuğumuzun elinde kalmış be. Emdim olsun Allah. Böyle. Rica ediyorum Abdülkerim kardeşim. O meselelere ciddi yanaşmak lazım. Öbürsü canlı yayında Abdülkerim orada bir Şehri Efendi'nin mezarı hakkında konuştu. Size Şehri Efendi'nin Muhe'deki mezar hakkında diyeyim, bilmeyenler koy eşitsinler. Şehri Efendi'nin mezarının üstünde Muhe'nin camisi Medeniyet Evi, biz sürgün olundan sonra Medeniyet Evi düzenlenden sonra Şehri Efendi'nin mezarının üstünü tuvalet yapıyorlar komünistler. Üstünde tuvalet kuruyorlar. Ve o tuvaleti dağıtmak için orada olan Müslüman kardeşlerimiz, orada olan Ecerali kardeşlerimiz büyük bir miting ediyorlar Muhe'de. Ve Moskova'ya yazıp Şehri Efendi'nin mezarının üstündeki tuvaleti kaldırıyorlar. Ben buraya köçüp gelenden sonra Şehri Efendi'nin kız tarafının torunu Eyüp Dadayı İstanbul'dan gelmişti. Bana söz verdi ki sana filan kadar para veririm, sen onun mezarını düzeltsin. Ve Rusya'da olduğum dönemde rahmetluk İsamoğlu bana söz verdi ki sana yardımcı olacağım. Ben devletine iltifata geçmesi için hırda meselelerin hallini etmeliydim ki nail olmalıydım ki. O büyük bir mesele halledi. Ona göre de Muhe'nin yanındaki bizim köyde Çıkıçıba'nın mezarlığını çerçeve alması için ben ona nail oldum. Sonra Şehri Efendi'nin mezarlığını çıkması için Şehri Efendi'nin mezarlığını çıkması için Allah'ın yardımıyla devletine çalışırız ki Allah'ın yardımıyla o meselelerde halledelim. Oldu mu? Sağ ol. Allah razı olsun. Siz Ecereli kardeşlerimizin o Muhe'nin camısının tikilmesinde 11 nefer hapsolundu. Camının sökülmesinde yani bu yerli hakimiyetle, polislerle savaşan Ecereli kardeşler degeneğiyle, ondan sonra baltasıyla, çapasıyla Muhe'nin camısının sökülmesinin karşısını aldılar. Yani her ihtimale karşı her şeyde de onlar Müslüman kardeşlerimizdir. O kardeşlerimizi Müslüman olduklarına göre bizim cemaattir, bizim yerli cemaatimizdir. Ona göre de münasebetleri temizleme çalışmaları. O vakit diyor ki Ecereliler yok idi. Selim kardeşimiz teşekkür ediyorum. Haddinden artık sağ ol, Allah razı olsun. Diyor ki o vakitte Ecereliler yani Muhe'de Ecereliler yok idi ancak biz sürgün olandan sonra oraya gelen Ecerelilerden konuşuyoruz Selim Bey. Amiran Kuratçı
Komşuları ne millettir? Diyor ki Amiran Müellim, malumatınız olsun ki vatan mücadelesinde çok büyük zahmetler geçmiş kardeşlerimizden biridir. Milli kahramanımız Alkan Tay'ın oğludur. Günbegün de saf etmiyorsam Zugdid tarafta yaşıyor. Saf etmiyorsam orada yaşıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Arada bir canlı yayınlara koşuluyor. Benim komşularım yarısı Ermenidir, yarısı Gürcülerdir. Burada Akıska'da yaşıyoruz. Yunus Sımadar diyor ki benim sözüme cevap isterim. Yunus diyor ki ben sana ben sen benim bir saat mahkemeden önce namaz demişim ki üstüm benim mahkeme var da diyor. Namaz demiş. Sen Yaşar'a demişim ben de az burada gaz alıvereyim diyorum. Gaz alıyorum kesiyorum satıyorum. Az buradayım. Yaşar da gelmiş bakmış ki ben yokum. Zeng etti bana ki baba filan kez Yunus dayı diyor ki filan da var. Ben de dedim vallahi ben az buradayım. Evin sahibiler içmiş. Onunla anlaşamıyoruz. Ağzı burnu dağıtmış. Ben de etmemin köşüne geziyorum. Bana diyorsan gelmedin mi o gün demiştim birinci mahkemede. İzin aldım geldim. Bugünkü mahkemede de bana sen namaz dedin ki Müslümanım. 24'üne mahkeme var da ben niye gelmeyeyim ki? Niye gelmeyeyim? Niye gelmeyeyim? Niye gelmeyeyim? Ya ben gelmeyene sonra kim gelecek? Ben orada olmasam, ben eğer özel evi Allah şahitim, bir şahit benim. Niye ben gelmeyeyim? Niye ben milletin büyük günde ben tekbir okur muyum? O işler eden adam, yaxşı adam da gül, o işleri işte gül. Kim oluyor o? Kim oluyor o? Ya bir defa güzel ne olur ki insan burada bir adamım. Benim de o kadar problemim var, işim var, gücüm var. Ben daha işliyorum. Belki programımda, belki iş günü düşecek oldu. O sen birinci gün diyende gittim, izin aldım. O günü ben geldim canının başına. Sana da dedim ki ne cür lazım, ne çekil etmez. Onun anasını ağlatırım. Çıkandan sonra dedim o karının telefon numarasını bana veriyorsun. Ben özüm işleri normallaştırmaya çalıştım. Ne telefon numarasını eşittim. Şimdi de benden inciniyorsun. Ne bileyim vallahi. Salim Arkanıza komünistler komünistler na milliyetçidir bir Amiran Merlin. Komünistler herkes komünist partiyasının o millet komünist millettedir. Komünistler yani Rus komünist partiyasının banisi, onun paytaktı, onun yaratıcısı. Yani o tarafın nezdinde diyelim. Ali Merlim, selamun aleyküm. Abi, hayırlı yayınlar olsun inşallah. Sağ ol Ali Merlim, Allah razı olsun. Şimdi Yunus başlamış diye seni ben evde gördüm, gelmedin. Kimden de korktu. Ben niye gelmeyeyim ki sen? Bugün sen bana dedin mi ki mahkeme var? Çocuk oyunları yıkıştırmak lazım. Her şey bunlar iyi. Böyle şeyler yaş işlerde gelir. Duriye Erdemir atalarımızın korktuğu yere doğduğu yere selam olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Duriye Hanım vatanın adını çekebilirsen, burayı unutmamışsan, sözüne de yaşatabilirsen teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ömür dilerim. Herkese rica ediyorum, rica ediyorum. Biz bu sıcaklığına, niyetine biz bu toprakları acı da olsa diyeceğim, gele kazanamaz. Devletin bayrağını seveceğiz. Dünyanın neresinde oluyorsa olsun, devletimizin bayrağını, yaşadığımız devletin bayrağı kadar biraz da aşağı olsun, ziyan yok, saygı gösterecek. İsteyir Türkiye'de olsun, isteyir Amerika'da olsun, isteyir Rusya'da olsun, isteyir diğer bölgede olsun. Eğer bir futbol komandasında
Eğer bir idman komandasında o memlekete Gürcistan devletinin bizim vatanımız olan bir futbol komandası, bir voleybol komandası gelmişse eğer biz bu torpağın evlatları olarak o stadyonda Gürcistan devletinin bayrağı altında o oyuncuları alkışlamalıyız, onları desteklemeliyiz ve bu milli diplomatya. Böyle olursa haddinden artık avantaj olur. Böyle olursa milletimiz kazanır, kaybetmez. Çünkü gelecek yerimiz buradır, yaşayacak yerimiz buradır, vatan buradır. O bakımdan bizim burada ben bazı Sədiyar müəllimi, Səlimi, ya da İsmail müəllim gibi diğerlerini, Amiran müəllimi, Santrete'de yaşayan kardeşlerimizi, Yusuf Xozravani, Telman Daday, Alixan Daday, Rəhmətlik İsmixan Daday, Alixan dayımız burada yaşayan milli kahramanımız. Bunlar ben çok özür istedim ifademe göre buz kuranlar adlandırıyorum. Buz kuranlar. Çünkü bunlardan hiç var incim var. Devletin siyaseti var. Devletin, Gürcistan devletinin öz siyasetine maraqlarına cevap veren kadrları tabii ki alacak, onlar faaliyet gösterecek. Ona göre de ne Sədiyar müəllimdən incim var lazım deyil, ne Selim kardeşimizden, ne de ki İsmail kardeşimizden. Kim Gürcistan'da ne tür ayakta durabilirse benim düşüncem. Belki hoşta gelmeyecek. Belki de yani en ucuz variantı ben bu puanı kullanıyorum. Çünkü bu devletle devletçilik etmek mümkün değil. Devleti seveceğiz. Devlete hürmet göstereceğiz. Değerli benim kardeşlerim. Ona göre de aksa sürgünü insan hatasız, kusursuz olmaz. Her birimizin hatamız var. Her kişi hataları örtemiz. Biz hataları örtüp yani bakalım. Tamamıyla doğru. Aksa ve her kimse çok güzel. Bak görüyor musun? Bak artık tedricen. Sosyal medyada bazı insanların fikri sintez olunmaya başladı. Yani biraz çok özür isterim. Yani sınırına sahip çıkandan sonra insan biraz yani her şey kaydasına düşüyor. Yani əsəbləşib de bir söz yazıp ondan sonra onu xəcalətini çekmenin ne mənası var? Amiran kardeşimiz Kurazi sağ ol müəllim diye teşekkür ediyorum. Amiran müəllim ben həmişə müəllim çağırıyorum. Çünkü onlar bu milletin davasında ömrünü vermiş insanlar. Onları çektiğini ancak bu vətən yolunda çalışan adamlardır. Bir vaxt Ali müəllim bana sual verdi ki Yusuf Sərvaroğlu'na Ənvər Odobaşov küsür idi. Tamamıyla doğruydu. Ancak neden küsür olduklarını ben şimdi diyeyim. O vaxtda Ənvər müəllim Ömer müəllimle razılaşma yoluyla Yusuf Sərvaroğlu'na deyirdi ki gel Gürcistan devletiyle razılaşaq. Kompromise girin. Mümkün değil. Vəziyyət çətin. Biraz bir adım biz geri çekilir deyir. Yani pozitif bakın. Ancak Yusuf Sərvaroğlu elə demiyor. Yusuf Sərvaroğlu deyirdi ki ben Osmanlıyım. Böyle filan besmekar ona göre de Ənvər Odobaşov'la biraz o konuda biraz ayrılık əmələ gəlmiş. Ancak milli dava idi. Onlar hepsi birbirine sayı gösteren milli davamıza kulluq edən kardeşler. Son vaxtlar bizim çıxışımızdan sonra rica ediyorum. Ənvər Odobaşov'un şəkillərini görüyor. Çok sevinirim. Həddindən artık çok sevinirim. Artık bu olası işler, yani arka plana atılmayacak kadar işlerdir. Bu çoktan olur. Rica ediyorum, o adamlar benimle iltifata geçsin. Benim oğlum, küçük oğlum bir kitap yazmak istiyor. Yani Gurbetten Vatana Giden Yol adlı bir kitap yazmak istiyor. Biz birinci Ənvər Odobaşov'dan başlamak istiyor o. Ondan sonra Əlləz müəllimdir, Yusuf Sərvaroğlu'dur. Mesela ta gelip Ziyaddin müəllimine kadar o kitapta bilmem onu hayata geçirebilecek mi, vaxt çatacak mı bilmem. Rica ediyorum, benimle iltifata geçsin.
Bu adamın hakkında haddinden artık malumatlar yığmak istiyorum. Allah'ın yardımıyla onu çok güzel bir prosedür, program üzerinde konuşmalıyız, tertibat etmeliyiz, mezarı düzelmelidir. Ben ölüm tarihi de bana yadıma salın ki ne vakitte dünyasını değişmiştir. Ona göre kompozisyon hazırlayak. Ondan sonra Abdülkerim Kurşunov değerli kardeşimiz oradadır. Rica edeyim bu problem değil. En azından yerim ki oraya çok da büyük bir meblağ gitmez. Orada olan cemaatimizin fitre paralarından, belki imkanlı adamlarından yardımcı olur. Enver Odabaşov mezarı kurulmalıdır. Bu milli borcumuzdur. Hepimizin vicdanı borcumuzdur. Hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Hepimiz bir gün tezli geçti bu dünyadan biz gideceğiz. Ona göre de Şenol Kaya, her zaman sizlerin yanınızdayım. Allah razı olsun Şenol Kaya, her kimse. Kamal Derizli kardeşimiz de katıldı Bursa'dan. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Katılanlardan da Allah razı olsun. Katılmayanlardan da Allah razı olsun. Derdimiz çoktur. Yaramız çok derindir. Biz ancak bizi birbirimizden başka bizim arkamızda durabilecek ikinci bir kuvvet görmüyor. Herkes bizi yaldırabilir. Herkes kömdelen. Yani ele bele meseleye bakıp gidebilir. Ona göre de değerli kardeşlerim çok rica ediyorum hepinizden özellikle bizim en büyük ümidimiz Amerika'da yaşayan kardeşlerimizin ve destekimiz yani maddi destek, istil, manevi destek çoğu vakti onlardan biz alıyoruz. Allah cemiyetimizin başkanlarına güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Çünkü hepsi Paşa Mellim bakıyoruz. Bursa'da Paşa Mellim çıkışlarına kulak asıyoruz. Bütün tedbirler İşte orada olan kardeşlerimizin fiziki gücünden, savadından, vaktinden, bazen de ira vakti oluyor ki evinden, işinden oluyorlar. Bu milletin işini görüyorsalar, vallahi hepimizin işidir. Allah onlardan razı olsun. Milletin önünde gelen adamlara hürmet eder ki, sayak ki, onlar da iplenmesin. Onlar da millete layıkınca kulluk etsin. Kaldı ki bütün kardeşlerimiz nerede yaşıyorsa yaşasın, Gürcistan devletini vatan hesap etmeli, vatanımızı sevmeli, bu vatan propagandası güçlenmelidir. Burada oturan yaşayan kardeşlerimize, bayağı Yunus kardeşimiz, yani elbette insan incinir, umduğu yerden incinir. Böyle insanlar olursa bundan sonra da yanında olmalı cemiyet. Ben kötü adamım, benim ona gücüm çatmıyor ya diyor ki mesela sefim var. Herkes gerek gücü çattı o kadar destek çıksalar haddinden artık yaxşı olur. Ulduz Necibova sağ ol kardeşim. Rica ediyorum. Yazanda kövrüzü yazsaz çok iyi olur. Benim Kazakistan'dan emmi oğlum katılmış. Allah razı olsun. Bak diğer selamlıyorum Tsukutubanlı kardeşim. Emmi oğludur, hala görmemişim. Kazakistan'da yaşayan halamın çocuklarını görmemişim. Bibimin çocuklarını görmemişim. Emimin çocuklarını görmemişim. Bu gurbetçilik, bu sürgün hepimizi yaladı, süpürdü, gitti. Ona göre de gelecek neslimizi düşünün. Ondan sonra kendimizi çocuğumuz düşünün ki bu milletin ahırı nasıl olacak? Bizden ömür geldi gitti. 60'a geldik. Gidiyoruz o tarafa. Hiç olmasa bu yalancı dünyada
bu yalancı dünyada. Biz G2 nesli düşünür. Var dövlət, bugün var, sabah yok. Anlayalım, həddindən artıq yüzümüz çatmayan meseleler var. Həddindən artıq bizim çevremizde hayat olunmayan, yani bizim o imkan çerçevesinden dışarı olan meseleler var. Bunlar hepsi de bir ruhumuz neticesinde emele gelebilecek meseleler. Eğer biz ya ki mesela Azerbaycan'da iki yere bölünse, Rusya'da iki yere bölünse, valla bize dışarıdan yardım, dışarıdan güç, kuvvet lazım olan, biz ihtiyacımız olan yerde Burhan abi bize yardımcı olmak istiyor fikriyle, işiyle, bezirleri götürüp ona çabuk sepben ne mənası var? Bunlar ne şeyler? Yakışır mı böyle şeyler? Böyle şeyler hiçbirimize yakışan işler gör. Həddindən artıq, həddindən artıq, həddindən artıq. Sizlerden artıq dərəcədə xahiş edirəm. Milletimizin gözəlliyini, milletimizin tatlılığını, bir-birinə sağı göstərməsini, hörmət etməsini nümayiş etdirək ki, içeriden bakan da bizlə sevinsin. Kırgızistan'dan salamlayırım. Ulduz Nacibova, Kırgızistan'dan çok güzel. Kırgızistan'da benim babamın bibisi yaşayırdı. Zurnaçı Şamil dayı vardı. Onun karısıydı. Orada. Vladimirov karı. Böyle bir şey var orada. Orada yaşayırdı. Ahıskar sürgünüm. Peygamberimiz der ki insan olan hata eder. Ey insan odur ki hatasız anlar, tövbe eder. Gerisini var kendin düşün. Diyor ki insan olan diye hatası olur. Tamam öyle. İnsan hatasız insan olur mu? İnsan traktör değil, insan demir değil, taş değil. İnsanda bir problemi var. Herkes bir problemine akılmayası olmuyor ki. O boyda derdim senin var ki benim ayıptı böyle şeyler söylemem. Herkesin bir şeyi var. Herkesin bir derdi senin var. Herkesin bir şeyi var. Bir aile dolandırıyorum ben. Tek adam işleyelim. Oğlum okuyordu Giresun'da. Bir yani yenge kurtardı. Teze bir proje yazmışım. Süt kombinatı açılması için Datup'a yönetmişim İsmail Hanım'a. Olaylı TİKA'ya vereceğim. Ben de çalışıyorum ki senin çocuğun buradan kaçmaz. Burada işler. Kombinat açar. İki neler işine temin olursun. Süt alıp peynir yapar. Yani biz de yaratıcı olan iş kuvvesi olsun. Hiç kismet buraya gelebilir ki başkasının torpağı için bakıyor. Sabahta adamlarımız geliyor. İngiltere'de iş açıyor. Ya mesela başkaydı. Buraya gelende bir iş yeri açmak gelende. Bursa'da bir her bir mahallede 30 tane sıh var. Bunu monolaştırmak lazım. Bunu bir 200 nefer ruh aksa da bir sıh açmak olmaz mı? Olur. 100 nefer ruh, 50 nefer ruh açmak olmaz mı? Olur. Buna bir ada lazım. Buna bir işi bilen adam lazım ki hiç olmazsa işçilerimiz işine temin olsun. Abi 25 nefer ruh açıldı. İş yeri 25 nefer ruh. Bir tekstil fabrik açılsa kendilerimiz gider, kızlarımız gider işler. Abi hayat devam eder. Selamun aleyküm Kamal Kumar'ım. Aman istim kardeş. Başarılı yayınlar. Sağ ol. Allah razı olsun. Kamal Bericim bizim Azerbaycan'da milli hareketimizde çok savaşlı, vicdanlı kadrolardan biri olmuştur. Benim silahdaşım olmuştur. Bir yerde uzun müddet vatan cemiyetinde, yani vatan için çalışmışım. Ancak ben sebeplere göre Türkiye gidip yaşamaya ziyan yok. Ben biliyorum ki onun gönlü, onun yüreği bizimledir. Akışla sürgünü. Akışla'da yaşayanlar bir aile olmalı. Sorunlar dışarıya aktarılmamalıdır. Tamamıyla doğru diyorsunuz. Böyle şeyler, hatalar, hatasız yani insan olmaz. Böyle şeyler tamamıyla diyorsunuz. Olmayan işler oluyor. Biz de öyle şeyler istemiyoruz ki olsun. Barış Şanlı Genç. İyi yayınlar. Abone olun.
Vallahi bu cemaatimiz Türkiye'ye gelenden sonra çok adamlar adını soyadını değişti. Anlayamıyorsun ki kimlerdir? Şadiman kahraman. Şadiman kahraman. Tanış geldi. Aksa sürdüğünü demeli kimse bile hata etmez. Yaptığını doğru olduğunu sanarak yapar. Diğerleri hata kabul eder. Evet, tamamıyla doğru. Yani yüzgünün bir tarafı yoktur. Biraz bakıyorsun onu orada yani hatacını anlayamazsın ancak başkası hatacını bunu kabul eder. Yusuf Mert. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Bak, en önemli meselelerden biri akışkanlar yaşayan kardeşlerimize destek çıkmak, maddi yardım meselesi bu liberalışmalıdır. Yani hiçbir şeretsiz, hiçbir şartsız, koşulsuz bu iş yerine oturmalıdır. Benden inciyen kardeşlerimiz olabilir, Aziz'den inciyen kardeşlerimiz olabilir, Yunus'tan inciyen kardeşlerimiz olabilir, Rahman'dan inciyen kardeşlerimiz olabilir. Ancak İşler böyle yürümez değerli benim. Bu işe yukarıdan bakmak lazım. Biraz sabırlı, biraz geniş yüreğine. Bunu programlaştırmak lazım. Programlaştırmak. Hep bir işi değil siz. Paylaşın. Bizim değerli başkanımız Ziyaettin Melli de hep zaten bizim yanımızdadır. Öyle bir adam yoktur ki, inanın ki, öyle bir adam yoktur ki. Desin ki ben Ziyaettin Melli'ye ağız açtım da Ziyaettin Melli bana yok. Ancak bu insan da adam utanıyor, yazıktır. Bir adam öl kazancından herkese destek çıkmak ister. Biz de bu insana bir destek çıkar, yardımcı olalım. Bazen tek ele, bak ele adamlar da olabilir ki, ele adam olabilir ki, mesela Amerika'da yaşayan kardeşler, seslendiriyor. Rica ediyorum bir kısmını siz orada yaşayan kardeşlerimiz, yani böyle bir özümüzü aşağı düşürmek istemiyoruz. Gerçekten de burada vatandaş olmayan insanlar haddinden artık yani tıbbi meselede hastahaneye düşen de vatandaş olmayan da çok büyük masraf geliyor. Dermen parası, öbürsü parası, bu birisi parası. Ne olur ki Amerika'da yaşayan kardeşlerimiz bu Ziyaettin Melim buraya gücü çatıyor, buraya eli çatıyor, buraya ulaşıyor. Orada yaşayan kardeşler bir diaspora yaratıp hiç olmazsa böyle işlerde zaten hep bizlere yardımcı olmuşuz. Bizlere yardımcı olsanız bu hastaları ayağa kaldırırız. Ya da bazı mahkeme meselesinde Yunus kardeşimiz de hakkına düz. Olmaz mı ki onun mesela mahkeme harçlarını 5 manat, 10 manat mı onu
ödesek. İkinci məhkəmə olur ki, biz de ona da yardımcı olsak ki, milletimizin qələbəsidir. O yıxılırsa, ben yıxılır. Ben yıxılırsam, o yıxılır. Bu bir fikir konsepti. Bu incil uçusluğuyla bu cür meseleler yoğrulmuyor. Halva halva ile, halva halva ile, beş parmağı ile topa formaya geldi. Eğer biz ferdi kaybeder, mübarizə götürsək bunlar alınmaz. Değerli Kadir Kadirov, Blagadan'ı da yaşayan Axırsa Türklerinin vatanımız Axırsa'ya salamlar olsun. Müslüm müəllim, çok güzel konuşuyorsun, Allah razı olsun. Kadir, Blagadan'ı da sizi alkışlayırım. Sağ ol, Allah razı olsun. Daima canlı yayımızı izleyesiniz, vətənpərvər olansınız. En azından Ədigönlü kibar kişinin olsun. Babası kimi koçar olansınız. Sağ ol. Vahid Mirzə. Başkanım, iyi yayınlar. Aziz vatanım, aziz milletime salamlar olsun. Vahid müəllim, bildiğiniz kimi Erzincan'da Datup'un bizim dünya Axırsa Türklerinin birliğinin nümayəndəsidir. Çok terbiyeli, çok kanacaklı. O milletin hürmetini kazanmış, vatana da tez gelip gelen, daima vatanla nefes alan değerli bizim ziyalarımızdandır. Sağ ol, Allah razı olsun Vahid müəllim. Orada yaşayan kardeşlerimize de vatandan salamlar. Yeruh, teşekkür ediyoruz. Canlayarak atıldığına göre çok sağ ol. Kamal müəllim. Müəllim, bütün dünyadaki Axırsa Türkləri dernek ve teşkilatların merkezi ofisleri Axırsa'da açmak lazımdır. Şimdi Kamal müəllim, mesele belədir. Gürcistan dövlətində ofisi açdıq, gördük. Biz bu ofisi açdıq, ofise başkanlık edenlerin biri de ben idim. Ancak məsləhət görmüyorum. Ben demiyorum bunu, Gürcistan siyaseti dikte ediyor. Tamamıyla doğrusunuz. Tamamıyla doğrusunuz. Herkes siz fikir doğrusu etme olur. Ancak buraya gelen ki bir ofis açan kimi götürüyor, Türkiye'nin bayrağını yazsın. Buraya Gürcistan devletidir. Ateşinal insanım, kardeşim benim. Devletin maraqlarını taşıyabilecek siyasi kuzan olmak. Devlet görmelidir ki, bununla bana vatandaş olur. Hangi devlet özünün içerisine hoşa gelmeyen, ziyan verebilecek insanı sığıştır. Ona göre de her bir dernekimiz, her bir ofisimiz Gürcistan devletinin maraqlarını taşıyabilecek, Gürcistan devletini sevebilecek, bu dili güzel öğrenip, bu dili güzel öğrenip, güzel de dili var, Gürcü kardeşlerimiz de haddinden artık, haddinden artık. Çok güzel millettir, çok sevilecek bir millettir, yaşadıkça göreceksiniz, yaşamalı bir millettir, yaşıyorum burada, Allah'ın büyüklüğüne şükür, bir Gürcü kardeşlerimizden kötülük görmemişim, devletine bir sıkıntımız var. Bayağı Yunus kardeşimiz dediği meselelerle diyelim. Ondan ilerli o mesele ben yaşadım. Ondan ilerli Süleyman Bey yaşadı. Heydar kardeşimiz yaşadı. Adam biraz tez inciniyor. Yani böyle şeylerden ancak biraz ki sabırlı oluyorsun, bakıyorsun. Her şey yerine oturuyor. Axırsa'da sürgünden Müslüm müəllim hep sorunları gündeme getiriyorsun. Sağ ol. Ona destek verilmeli. Diyor ki sağ olsun, Allah razı olsun. Deyir ki, bazı meseleleri gündeme getiriyorsun, ona destek verilmez. Gerçekten de büyükü günde, büyükü günde. Ali Məlim'i de salamlayalım. Ali Məlim, hoş gelmişiz. Canlı yayınma, değerli komutanım. Aman Müslüm abi, yoldayım tam. İzleyemedim. İnşallah evde izlerim. Axırsa'da yaşayanlara bizden, bizim bunları. Ali Məlim tanıyorsunuz. Bakı'da bizim fakrimizdir, gururumuzdur. Şeref löhvəmizdir. Yani milletin belə oğullarından milletin çekisi, değeri, kıymet verilir. Çok canlı, güzel canlayanlar yapıyor. Terbiyeli, barışıq. Milleti bir araya getirmek, milletin faydasına, xeyir olacağına doğru gelir. Teşekkür ederim Ali müəllim. Allah razı olsun. Ona göre de bayağı Axırsa sürgünü değerli kardeşimiz o ad altında çıkış edir. Çok önemli bir meselelerden, bu mesele çok önemli. Rica ediyorum, rica ediyorum. Bu meseleye
bunu gündeme getirerek, bunu tek topun üstüne yüklemeyek. Gene evvelki kaydada hastalarımıza, hamile kadınlarımıza, yahut da Yunus kardeşimizin için mesela bazı mahkeme işleri olanda onu imkan vermeyek ki, o buksavat etsin, imkan vermeyek ki, evi cefine gitsin. Kaç yüz bin aksalı var. Böyle şeyler ayıp olur. Böyle şeyler bugün Yunus'un başınaysa sabah senin başına olabilir, benim başıma olabilir. Ben geçtim değil mi? 1.000 dolar mahkeme benden hakikaten yani hükümet biliyordu. Ben diyordum Avrupa'ya çıkacağım. Siz bana mahkemede açık diyordum ki siz vermeyin vatandaşı. Ben Avrupa'ya çıkmalıyım. Değilim. Bir ayın içerisinde mahkemenin cevabı gelecek. Bir yıl 3 aydan sonra mahkemenin cevabı geldi. Bana ki yani ki oraya gidemez. Zaten benim param da yok. Zorla taptım. Bir inek sattım. Bu yola koydum. Hiç madem incinmedim. Kardeşim. Hiç madem incinmedim. Ona göre de böyle işlerde birbirimize destek vermek lazım. Birbirimizden yıkıldım, sevinmemek lazım değil. Ki filancaya böyle oldu. Filanca, o yıkılmışsa ben yıkıldım. Ben yıkılmışsa sen yıkıldın. Sana da gençler. Mehmet Aras'ın bir güzel sözü var diye düşman gülle attı. Sandan geçti, buna değdi. O da ondan da geçti. Vatan sana değdi. Böyle bir şey. Yani ünlü formada. Yani ben zannım ya Yunus'tan geçti. O abi de. Sabah bir son sana da bilirdi. Öbür sefer de bilirdi. Yani böyle işlerde yani maddi destekte bulunsak çok iyi olur. Çok olur. Yani bunu boş söz söyleyip de yani kırağı geçmek lazım değil. Ben rica ediyorum. Bakı'da olan kardeşlerimiz, Rusya'da olan kardeşlerimiz, ondan sonra Amerika'da olan kardeşlerimiz bir şey demiyor. Hatta Ziyad'ın elime asılmıyor. Ziyad'ın elime asılmıyor. O yığılışın bir fon yaradığım ya birizde olsun, haberi işler olan da adamın bir diğer ki gerçi kısmı yaldatmak istemiyor ki mesela. Bak şimdi bize bir aile var burada. 3 çocuğun yüksek temperatürü var. Hastahanada yatıyor. Burada da öz biliyorsunuz. Ben. Bağçı bu. Bu adam ne etsin? Bir çocuğu olsa gel, yani 3 çocuğun temperatürü var. Hani ya böyle havda 5-10 mat olsa hastahana harçlarını ödesek olmaz mı yani? Dermenine yardımcı etsek, öbürüne yardımcı etsek olmaz mı? Bile işler görmek amacına lazım olmayan işler görüyorum. Ondan sonra kurtardı. İşte bu Avrupa'da kurtardı. Ondan sonra hiç daha kurtardı. Vatan yolu açık. Vatana gelmek isteyen yok. Bu yani. Yani bu Fenle Mağın Formozanlı yeridedir. Üç olmasa bir millet olur. Akıncı bir işimiz kalmıştı. Bir tane bir işi kaldı. Yani bir yani Müslümanın diğeri bir orucu, namazı. O oruç tutmuyorsun, namaz kılıyorsun. Mesela da hiç olmazsa oruç tutanlara hürmet et, namaz kılana hürmet et. Hiç olmazsa vatana gelmiyorsun. Vatanda yaşayanlara hürmet edin. Ne kadar? Ali Süleymanov sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Kemal Şadmanov. Salam. Abam üstüm erdim. Nasılsınız? İyi misiniz? Kemal Şadmanov. Kemal Şadmanov. Kemal Malım. Bursa'da Kemal mı diyor? Sağ ol. Allah razı olsun. Kemal Malım. Canlı yayına katıldığına göre teşekkür ediyorum. Aksa Sürgün adıyla komentarya yazan validen Şevket hocamız. He. Sayın müftümüz Şevket Hoca demeli sayın 2-3 komentaryada Şevket Hoca Akışka sürgünü yani altında şeyde validen bizim müftümüz hürmetli Şevket hocamızdır. Çok değerli. Ele ben ele o aile demiş. Yani Şevket hocanın mesela bir sıkıntısı var. Kardeşinin 3 çocuğunda yüksek temperatürde eziyet çekiyorlar.
Bir tane Fahrettin kardeşimiz de evin eşiğini bırakıp Tiflis'e gidip işliyor. Bir evin eşiğini büyük ailedir. Çelme çocuğuna ekmek yaptırıyor. Sabah birisi gün Fahrettin kardeşimiz olmasın. İhtiyarlarımız var burada. Seyfet emimiz var. Alihan dayımız var. Niye mesela öyle insanlara? Ya bedel emimiz var. Hemel emimiz var. Ha, reis dayımız var burada. Kıldeni yukarısında Zetubani köyü var. Sefet miyizim? Orada Mustafa yetim çocuğu ile milli kahramanımız reis dayı yaşıyor. Şola böyle. Böyle bir kahramanlara azlar çoktan içimizde biz de yanına giden de 5-6 kilo besok alırsın, şeker alırsın, kahve alırsın, peçene alırsın, pirinç. Biz vallahi billah özümüzü dolandırıyoruz. Zorla dolandırıyoruz. Böyle yardım lazım ki yani biz de buraya bırakıp bizim adamlar kaçmasınlar kardeşler. Bu işin konsepsiyasını işleyip hazırlamak. Ya tekrardan teşekkür ederim. Güzeldin Melim, Allah razı olsun. İsmail Melim Tepiz'den bu işleri yüzü koşmuştular. Bir kaynağın proje üzerinde. Allah bin katı razı olsun. Ben ailem adından teşekkür ederim ki mesela bizim aileye gelinime nakaten yardım olun diyor. Allah bin katı razı olsun. Bin katı. Ne olacak diğer gelinleri? Şimdi de hemen o programı genişlendirsek. Olabilsin ki mesela bu vakte tikanı güç çatmaz. Bu yılda bir ben size not veriyorum da. Amerika'da yaşayan kardeşlerim, Rusya'da yaşayan Azerbaycan'da olan kardeşlerim. Yığılışı bir grup, 50 adam, 40 adam. Burada da biz çok adam yaşamıyoruz. O parayı yemeyeceğim. Bir hastahaneye kullanacağım. Bir fondumuz olsun. Hastahaneye giden de az da çoktan için bu işlerde yardımcı olunsun ki bu insanlar da ayakta durabilsin. Teşekkür ediyorum. Sayın Müftümüz canlı yayına koşulduğuna göre Yunus kardeşimiz yazıyor ki hesabın geldiği alınmıyor. Kemal Şadmanov, tanımadınız mı Ali? Ben Gugun Avurlu, Molla Muhtar'ın Şadmanov. Şirin Bey'den Şadmanov. Çok güzel. Şadmanov, Süleyman. Tamam. Şadmanov, Süleyman'ın yeğeni. Sağ ol. Bak kusura kalma. Familyalar tanış geliyor ancak. Sağ ol. Allah razı olsun. Canlı yayına koşulduğuna göre teşekkür ederim. Ali Süleymanov. Hasata olana diyelim ki. Savaşlar olur. Önce sizin yakınınızdır. Kardeşim. Sizin yakınınızdır. Ali Melih diyor ki bir hesap açsak olur. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu çünkü bu yükü çeken bir. Ben başka yerde yaşasam bu söz desem yakışır. Ben öz adımdan demeyeyim. Ben bakıyorum, görüyorum. Gerçekten de olmuyor. Vatandaş olmayan insanlar bu konuda biraz eziyet çekiyor. Az bir şey yardım olursan hasta adamlara iyi olur diye düşünüyorum. Murat Muradoğlu. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol. Yunus kardeşimiz yok. Bir tane lazımsa bir çocuk var ona yardım edin. Diyor ki bir çocuk var ona yardım edin diyor. Çok güzel. Düz diyor. Mesela burada tamamıyla Yunus tamamıyla düzgün şey tokundu. Var burada. Dursun kardeşimizin de tamamıyla doğrudur. Haddinden atıp düz diye. Dursun kardeşimizin de çocuğu mesela
keyfi yoktur. Bir arada bir hiç olmasa bir maddi yardımda bulunsak, ona da bir demiyorsa, yani ağız açmıyorsa, bu da düzde günahdır. Su kütçeden duruyorsa, sıkılıyorsa, içinden boğuluyorsa, bu da düzde. Tamamıyla düz diye, Yunus tamamıyla diye düz diyor. Bu böyle meseleler. Bak gördün mü? Bak, mesele açıyor, meseleye istikamet veriyor. Bayağı ki Şakya kardeşimizin sözüne kuvvet. Burada mesela ben demiyorum ki hep böyle dursun çocuğuna yardım olsun da diyemiyor. Ümumi götürüyor. Ümumi götürüyor. Burada mesela bir yardım olsa bakarız diyorlar bu. Dursun çocuğu gerçekten. Allah hiç ismini göstermesin. Allah'ına o da büyük olan olacak. İçimize karışacak. Biz de onu istiyoruz arzu ediyor. Allah'a dua ediyorum. Eğer insanlar olursa yardım olursa sizin adınıza. Sizin adınıza. Biz zaten yaşadık diye 12 yıldır yaşıyoruz. 10 yıldır yaşayan var. 15 yıldır yaşayan var. Yaşayacak da şahsen ben buraya kefene bükülüp gelmişim. Ben buradan ancak mezara yaşayacak. Ancak böyle milleti de düşünsek arada bir çok iyi olur. Kemal Şadmanov, Allah razı olsun Müslüm Mellim, düz söylediniz. Kemal Şadmanov, Süleyman Şadmanov'un kardeşin oğludur. Rahmetli babasıyla da sef etmiyorsan, Cebir Mellim'de yegane olması lazım. Sef etmiyorsan, benim yadımda böyle kalmış. Eğer yanlış bir şey söylemişsem Kemal kardeşim, çok üzüntü. Cavit Aliyev, Müslüm Mellim, bir şerefsizim. Biri bize hayvan, şerefsizler, mentorlar diye siz de yorum lazım. Durur. Yorum diye. Eyvallah. Şimdi Cavit kardeşim şimdi adam olduğu yerden İncinir, bilirsiniz. Yazıyor ki Frankesler bizi takdir etti. Biz de ona göre yani biz de ona göre cevap olarak biz canlarında ona göre çıkıyor. Bilirsin insanın büyüklüğü insanın aksakallığı insanın ziyalılığı böyle şeylerde operatif olarak meselelerin önüne geçmek. Bir kısmı elbette ki Cavit Malum bizim Moskova'da çalışan değerli kardeşimizdir. Kısmaya söz demesine hak vermiyor. Ben işte benim maksadım odur ki böyle şeylerin önüne geçer. Benim 60 yaşım var. Bugün aksakal hesap oluyor. Sayımı yerler ancak. Bizden de yaşlıları canlarında yok. Herkes öz işiyle meşgul. Allah ömürlerini verir. 5 vakit namazını kılıyorlar. Öyle ondan cennete gitmek istiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Yani vatan meselesi kalmıştır bu tarafta. Yaşı ben de bugün de çekildim. Diyeyim ki 60 yaşım var. Beni de canlı yayında bazıları ezebilirler, takdir edebilirler, yaşıma yakışmayan sözler diyebilirler. Bunu kazanmamamak için, bunun önüne geçmek için inan ki kontr razvedkadan istifade ediyor. Diplomatiyadan istifade ediyor. Siyasi politoloji kuramlardan istifade ediyor. Herkesin gönlünü almak için, herkesin öz dilinde konuşmak istiyor. Çalışmaz. Değerli benim. Başkanım, ona göre de sosyal medya eğer bir kısma size karşı saygısızlık etmişse, siz ona karşı saygılı konuşursanız eğer, işte sizin büyüklüğünüz buradadır, bravo. İşte sizin, Hazreti Peygamberimizin kelamı var o da öyle maslahat diyor. Şair ne diyor? Diyor ki yaşılığa yaşılığı her adamın işi diyor. Yamanlığa yaşılığı her adamın işi. Değerli benim Cavit kardeşim
Yani size ders verme yaşımda yani vazifem de çatmaz. Milletimizin başkanısın. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sizlere de işlerinizde uğurlar arzu ediyorum. Rica ediyorum. Birbirinizi incitmeyin. Birbirinizi kırmayın. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Çoğumuz bu yolun yarısından geçtik. Kim ne var bu dünyadan nereye gidecek belli değil. Ona göre de birbirimize hürmet eder, birbirimizi sayar. Ancak vatan olan yerde, vatan olan yerde bu cür atışmalar, bu cür çekişmeler her yerde oluyor. Olmasa daha yakışır, bize yakışmaz. Bu bakımdan değerli Cavit kardeşimizle barışıma davet ediyorum. Burfan abimi de barışıma davet ediyorum. Bir gün ben Aksaray'da yaşıyorum. Bize Burfan abinin Eylül günü biz şahsen ben unutamam. Müellim'in de Eylül günü unutamam. Allah razı olsun. Bu demek tabii ki bana hiç zaman borcu yok. Ancak bugünkü günden Burhan abi, Aksaray'ın fikir merkezinde her problemlerimizle ilgilenmeye çalışan bazı adamlara ilgilenmez, yaptı bazı adamı eli çatmaz o başka mesele. Sizin de dün edememişsiniz, bugün edersiniz, bugün edememişsiniz, sabah edersiniz. Ona göre de rica ediyorum, büyüklerimize rica ediyorum. Bizden sonraki yaşlılarımıza nümune olmak lazım. Evet, konuşmamızla, hareketimizle, ondan sonra meslehetimizle çalışmalıyız ki neyse güzeldir. Bak birinci mesele, vatan meselesinden başka ben ikinci bir mesele bu dünyada ahirete gidene kadar ikinci bir mesele tanımıyorum. Ya vatan ya ölüm benim şu an. Her kim bu yola çıkmışsa, milli davamıza hıyanet ediyorsa Allah'tan cezasını alacak diyor. Bugünkü günde cephe bölgesi vatanımız olan Gürcistan bu Akhaltsikhe'de yaşayan kardeşlerimize her türlü destek çıkmanızı rica ediyorum. Burayı unutmayın. Dilde bir defa yatla düşmesin. Yahut da diyor ki evet, bir gün geliyor mesela Bursa'dan kardeşlerimiz 80 nefer birden geliyor. Geldi Allah razı olsun. Gören göreyim. Gelen gideyim. 80 nefer gelir 80 kilo yük artırıyor. Olmaz mı ki? 40 nefer birden gelsin. Çünkü bizde burada arabalarımız var. Oğlanlarımız var. Taksi şoförlerimiz var. Onlar götür, ulaştır. Başkalarına canımızı veriyoruz. Özümüzünkine hiçbir şey etmek istemiyorum. Bu programlaşma olmaz. Bunun yani başka cür formasını beynimizde atmalıyım. Her işte çalışmalıyız ki milletimizle nasıl değil. Bir sefer geliyor. Gazetesi de var. Niye bizim avında Mehmet kardeşimizin gazetesi var. Bir olabilir ki başkası da çıkarsa olabilir. Yani az adam olsa bunları idare etmek de kolay. Onu göze de görükmez. İkinci bir porsiyon, 280 nefer gelip gider. Onlar da geldi gitti vatan da unutuldu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hem de Nazım diyorum sen hocam Allah razı olsun. İnşallah hocamız Rusya'dandır. Çok güzel çıkışlarına çıkış ediyor. Allah razı olsun. Sağ olsun. Yani dini adam gibi Abbasi kurşunla bir yerde gücü çattığı kadar işine hayır duası, kimin duası, kiminse parası diyorlar. Bu kardeşlerimiz duasıyla ve Hamdi kardeşimin de eli uzundur, imkanlı yoldaştır, sözü geçen adamdır, imizi var. Rusya'da rica ediyorum Abbasi kardeşimize destek çıkın ve Enver Udabaşov'un heykelinin düzelmesi için yani mezar taşının düzelmesi için kaç maaş maliye işini aşınırken maliyeleştirin ki sabah dürüstü köylerde siz orada çoksunuz. Cuma namazlarından olur bu aşınırken bu tebligatı edin. Rica ediyorum Enver Mellim'in şekilleri tez tez canlı yayında verin. Ve onun ailesinden yakınlarına kısma var ise o şekil yollayan adam yakin ki onun yakın adamdır. Ben rica ediyorum ona temaslı olmanızı isterim.
Məlumatlar ondan almaq istəyirəm, bir de fotoşəkillər almaq istəyirəm. Onun haqqında, onun konuşmalarından, ondan sonra zarafatlarından, ən çox xoşladığı işlərdən. Çünki bizim milli hərəkətimizin öndəri odur. O qaranlıq bir dünyada yanan bir ışıq idi, mum idi. Yana yana özünü yandırdı bu millət üçün, sən üçün, mən üçün. Biz ömür boyu biz bunu unutamazıq. Heç vaxt unutmaq xəyanət olur. Həm də nazimdir. Allah razı olsun. Çox təşəkkür edərəm. Elə-elə, öylə-öylə. Sağ ol. Allah razı olsun. Tez-tez mən həm də qardaşımızın çıxışlarını canlı yayında dinləyirəm. Xoca kimi insanları düz yola çəkməsi, ağıllı məsləhətlər verməsi, vətən konusunda vətənpərvərliyimizi gücləndirmək üçün əlindən gələni yapan və əlindən gəldiyi o qədər yardımcı olan qardaşlarım. Təşəkkür edirəm. Canlı yayına qatıldığınıza görə Allah razı olsun. Kamal Şadmarov. Cabir müəllim 5 dəqiqə sizin baxdıracağım. Cabir müəllim. Cabir müəllimin yeganidir. Deyir, Cabir müəllim 5 dəqiqəyə buraya gələcək. Sizin canlı yayınıza ben baxdıracağım. Cabir müəllim milli şairimiz əski torpaqdır. Cabir müəllim çox sıxıntılar çəkmiş. Vətən içində yanan böyük bir ordu, or. Azərbaycanda yaşayanlar bilir, hər keş əvini tikdi. Ancaq Cabir müəllim milli ziyalı olur, milli şairimiz olur. İtkiləri çox oldu. Cavan oğlu, Rəhmətə getdi, 20 yaşında. Böyük itkiləri oldu. Kapısında oğlan torunu funduğu yutup boğazına kapanıp dünyasını değişti. Yani çok çileler çekti. Çok aziyetler çekti. Ve ben orada yaşadığım dövrlerde daima Cabir Müəllim yanında olmaya çalışmışım. Daima Cabir Müəllim yanında olmuşum. Ve milleti hürmetli aksakalımızın, milli şairimizin, milli hərəkətimizin önündə gedən bir qardaşımıza sayı göstərməyə çalışır. Və Cabir müəllim uqqətən vətənpərdir. Cabir müəllim uqqətən bu davaya vurulmuş adamdır ki, vətənə gedəcəm deyə evini o sovetlərin dönəmində 56-cı ildə evi nasıl tikmişsəm o cürdə qalmışdır. O cür. Bir tikməyir ki, ancaq vətənə dön gələməmişsə onun yəni fiziki imkan verir. Ben onu çok güzel tanıyorum. Sağ ol. Kamal kardeşim, seninle de biz çok görüşmüşük. Bu vatan konusunda çok paylaşmışız, zarafatlaşmışız. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Velid Aslan katılmış. Şirin Bey'den milli davamızda az zahmetleri olmayan kardeşimizdir. İhvanlı, değerli kardeşimizdir. Teşekkür ediyorum. Fezli Eşrefov, Vatan oğlu Müslüm, müəllimə salamlar. Tuttuğunuz mevkiyi biz de müdafiə ediyoruz. Birlik olmadığı yerde vatan mücadelesinde söyleme olmaz. Fazlı müəllim, milli liderlerimizden biridir. Çok değerli bir ziyalıdır. Halk müəllimidir. Yüzlərlə, binlərlə millətin oğullarına dərs vermiş Cəbir müəllim kimi vətənin nə olduğunu öyrətmiş qardaşlarımızdan. Təbii ki, bugün bəzi qardaşlarımızın vətəndə məskunlaşmaması, o deməkdir ki, onlar vətən istəmir. O deməkdir ki, bu yoldan əl çəkmişdir. Elə deyil. Siyasətin sallan çax kimi bir şeydir. Siyasət. Bak, öyle. Siyasətin bir tərəfindən inarsın, öbür tərəfi yuxarı qalxır. Bir öbür tərəfə oturursun, bu tərəfi yuxarı qalxır. O baxımdan. Millətdən milli siyasət paralel olmadan, millətdən milli siyasət düzgün getmədən,
buna haram katıldığı halde. Sahtekarlık, yalancılık, benbenlik, tekkesinler diyorlar. Orada bak böyle kalkar, böyle kalkar. Biz olmaz. Fazlı Melim onu demek istiyor ki biz bir olmalıyız. Bir çatı altında biz birleşmeliyiz. Bu sistemi Fazlı Melim. Fazlı Melim ona göre diyelim ki Fazlı Melim uzun müddet Azerbaycan'da vatan cemiyetin liderliğini yapmış ziyalımız. Çok değerli bir babanın oğlu. Azerbaycan'da aksakallarımızdan biri olan dayımızın, aksakalımızın oğlu. Yani yine bir adamın oğlu da ben azaniyim ki bu davayı ahıra kadar yürütecek insan olması. Ben o sıhhem göndermiştim. O sıhhemde başka kısmaların da çok değerli, çok ağırlı, çok haddinden artık ağırlı fikirler olabilir. İşte benim sıhhemi bir gün burada veririm. Kendi yazdırırım burada. Bu hayat yediğin, değirmen gibi saat gibi bir şeydir. Ömür değirmeni bizi yiyer. Günden güne yaşlaşıyoruz. Günden güne ipreşiyoruz. Bu meseleleri biz halletmezsek Fazlı Melim, siz halletmezsen kardeşim bunları yıkıştıralım değerli benim milletim. Bir olan bir çatı altında bir çatı altında. Faaliyetimizi devam ettirip de günden güne çoğalalım. Torpağımız var, yerimiz var, yurtumuz var. Olmaz kardeşim. Böyle olmaz. Ateşliyorum sizi ben. Sizden sonra gelen nesil ne olacak? Ondan sonraki öbür nesil ne olacak? Bununla İşler yetmez benim. İşler yetmez benim. Cebir Melim hem de kardeşim bir inşallah hayırlısı olsun. Ben operatörlüğü çok severim. Hamdi Hoca. Yani verilen tavşırı yerinde yırtmelidir. Birinci yani Abdülhakçı kardeşimle o mesele halledeceksiniz. Maliyesi bir soruşun. Ben burada da soruşa diyorum. Ben burada da zengin ederim. Hakikaten orada bu mağrabemiz var. Diğer maket ondan sonra. Ben istiyorum sizin içtimai işte. Sizin de rolünüz olsun. Bu yalan çekimleri. Sizin faaliyetiniz olsun. Siz edin onu. Ben ayıptır ben Gürcistan'da yaşaya yaşaya. Gelip o işi orada görsem ben edemeyiz. Ben onu ederim ben. Ben Enver Odabaşoğlu mezarını tutarım. Orada büyük bir tedbir geçirtiririm. Program da yazacağım. Vereceğim size. O program üzerinde işleyeceksiniz. O mezarlığa birinci yüze yakın çocuk 10. sınıf okuyana kadar 7. sınıftan 10. sınıf okuyana kadar 100'e yakın avtobüsle çocuk gelir. 50'ye yakın aksakal vatan cemiyetinin liderleri orada. Onun mezarını yad edeceğim. Çocuklarımıza genç nesile orada Enver Özbaşı hakkında malumat verilecek. Ziyaddin Melim başkanımız orada olacak. Evet. Ali Melim, Cavit Melim'i de çağıracağım. Söz olur aramızda, ince otuz olur, rica diye böyle şeyleri yürüştüralım. Ondan sonra Fuat Mendim de orada olacak, Süleyman Dayı da orada olacak. Ondan sonra lazım olur Amerika'da da çok değerli kardeşlerimiz var. İşlere canla başla çok, çok hepsi çok değerli, birbirinden değerli, birbirinden terbiyeli, birbirinden savaşlı, bacarıklı olanlarımız var. Ancak birbirimizi beğenmemek, birbirimize aşağı düşürtmek böyle yakışmaz. Bundan biz hiçbir şey kazanamayız. Birimiz çıkıp birimizi karalasak, birimiz çıkıp birimizi karalasak ayıp, 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 çok ayıp. Rica ediyorum. Bir dakika durup bir arkaya taraf bakın. Bakın ki bizim babalarımız kimiydi? Bizim babalarımız kimiydi? Nasıl adamların biz oğullarıydı? Ne yollar geçip geldik biz? Buraya geldik, bulaştık. Ha? Bu boyda vatan yolu açık ola ola. Bu boyda kapılar açık ola ola vatana gelmemek en büyük hıyanet, en büyük hıyanet ve hıyanettir. Bunun ikinci bir yüzü yoktur. Buna arayış yazmak lazım. Bir gün bunun faturasını Allah Teala size ödettirecek. Felluluğu, yalanı, sahtayı bırakacaksınız. 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 Bu çocuk oyunlarından el çekeceğim. Ya vatan ya ölüm şuar altında. Ve o bayrağı görüyoruz benim arkamdaki bayrağı.
Yadınızda da bir vakti bir bana demişti ki, o bayrak kimdir bana? İki kuple şehrine cevap verdim. İncitmedim onu. Yani. Bu benim devletimin bayrağıdır. Senin vatanın bayrağıdır. Geleceksin, o bayrak altında devletin dilini öğreneceksin. Devletimize, Gürcistan adı bir devletimize yardımcı olacaksın. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye dostluğu yaşasın. Yaşasın bu ülkelerin kardeşliği. Yaşasın birliğimiz. Yaşasın vatan şuarı altında hepimiz birleşecek. Bu konuda bu yolda eziyet çekmiş, bu yolda eziyet çeken çok değerli, çok değerli kardeşlerimize gücüne kuvvet, aklına, savadına daha da büyük enerji artırmak maksadıyla Allah'ımdan dilerim ki Allah Teala sen bu bizim millete birliğimizi eksik etme. Allah'ım sen bu millete vatanperverliğini eksik etme. Allah'ım sen bu milleti milletten ayırma Allah'ım. Allah'ım sen bu kardeş, sen bu dost milleti, benim milletimi düşman etme Allah'ım. Ona göre de muharebede birbirine gülle atanlar yaralanana sağaltmak oluyor. Ancak birbirimize söz güllesi atan, sözüne yaralanan adamları sağaltmak mümkün değil değerli kardeşim. Ona göre birbirimizin arkamızda durmak, ona göre birbirimize kardeşçesini mi, dostçasını mı, diplomatik işler yürütmek bu yakışır bize. Ve çok hürmetli Ziyaddin Müellim'in etrafında olan kardeşlerim de rica ederim, isteyir Türkiye'de, isteyir Amerika'da, derneklerde Enver Odubaşov'un şeklini, modelleşmiş şeklini tapıp öğütüp koymak lazım. Ziyaddin Müellim'in şekli orada olmalıdır. Ve milli patriotizm bu. Milli liberalizm yani seçici olmadı. Burjuvaziya cemiyeti kurmak lazım. Burjuvaziya nedir? Burjuvaziya ziyaların cemiyeti demek. Ziyaların cemiyeti bir vakti hürmetli cemiyet başkanımız Bekir Mamayov Kalonu Moz diye de herkes gülüyordu. Herkes biraz da bizim dilce Rusça konuşuyordu. Nazır işlemiş adam idi, minister işlemiş adam. Herkes yürüyordu. Ancak ben bir gün Şirin Bey'de toplantıda çıktı. Çıkış ettim. Demek Kamal Berice de oradaydı. Bekir Mamayev de oradaydı. Ben onu Raşir Hukkası'nı verdim. Dedim ki Sayın Başkanımız Galonu Moz diyenin ne demek? Diyor ki değerli kardeşler. Senin evde Ali Tahsilli Riyaziyat müellimin var. Öbürsünün agronom, öbürsünün mühendis, öbürsünün doktor. Bunlar bugün meclise gelmelidir. Toplantıya bunlar gelmelidir. İhtiyar adamlar vatan hasretine degene gelip gelirler. Söz diyorum. Bunlar da cuma namazına gidiyor. Onda da onu diyorlar. Galonu moz yani bu beyni işleri olanlar, ziyalı olanlarımız bu zali evet etsinler ki biz meksedimize çatalım. Ve meksedimize çatamadık. 75 yıldır gurbette yok. Yerimiz, yurdumuz, köyümüz olanla münasebetleri temizlenmiyor. Gürcistan devletini sevmek istemiyor. Onun bayrağını ofislerimizde asmak istemiyor. Onun bayrağını saygı göstermek istemiyor. Ve bu devlet bize saygı gösterir mi? Ve böyükü günde bütün aksakallar yaşayan bölgelerde Gürcü dilinin öğrenilmesine çok gece de olsa başlamak lazım. İş budur. Fanatizm değil bu. Bu iştir. Devletin dilini öğrenmelisin ki sınıra gelende sana bir iki nefer saygı gösterecek. Size bir sitat getirmek istiyorum. Bu yakınlardan burada bir şekil çıktı. Demek İzzet Cemşit İzzet anasının babasının şekilini Allah rahmet eylesin. Rahmetli Kıldeli Alim Müellim'in şeklini gördü. Onun oğlu burada okuduğuna göre buraya ziyarete gelmişti. Türkiye'de olan maşınla gelmiş. Polisler burada saklatmışlar. Doğruyden. Bu da burada okuyor. Tıbbi kurtarır. Şimdi Antalya'da kardiyolog. Direkt Gürcü dilinde konuştuğu için buna neler polisler teşekkür etmişler biliyor musun? Çok sevinmiştiler. Olursa Türkiye'de
Yaşaya yaşaya sen Gürcü dilinde konuşuyor. İnan ki bir teşekkür edip yola salmışlar. Bilmiyor ki bu Gürcü senden mektebi. Talebe olarak size malumat vereyim ki onun babası Kıldırım. Alim Mellim, Zakir Mellim de diyor. Bir vakta Halit Taş'tan onun yakın dostu. Navai'de ofşitte kalan, milli harekatımızda olan, milli harekatımız uğrunda şehit olan Alim Mellim'i de yad eder. Kaç defeler Navai'ye görmeye gitmişim ve son vida görüşüne giden de bana bir hukukaten cavan gitti. 50 kaç yaşında. Bu boyda mektup çıkarttı. Nazirler Sovyeti'ne yazdığı, Gürcistan'a geldiği. Ve buraya Gürcistan'a gelip burada parlamento, Gürcistan parlamentosunda spor edip o vagonda kalıp krizi geçirdi Azerbaycan'a gelende. Ve bana bir vesiyetini de unutmuyor. Bana dedi ki Müslüm Hanım sen bu yolda çalışan insansın. Ben eğer ölürümse eğer beni Navai'de mezarımı bırakmayasın. Vatana yol açılırsa beni vatana götürürsün. Bunu. Çok üzücü bir şey. Ancak her şeye gücüm çatmıyor. Her şey değilim olmuyor. Ve fırsattan istifade edip bu cür canlı yayılmada, bu cür insanların adlarını çekmek sebeptir. Bu cür insanları yada salmak sebeptir. Enver Odobaşov'u yada salmak sebeptir. Ondan sonra Yusuf Serveroğlu'yu, Ellez Mellim'i, ondan sonra Tıkısıbani Eyüp Mellim'i, ondan sonra Ömer Gözalaşvili, Eşrapov İsatay'ı yada salmak sebeptir. Bunlar hepsi bu vatan yolunda giden büyük bir davada, milli davada şehit olan kardeşler. Ve bunlar elemele mi çalıştılar ki bu davayı götürerek de zibil yaşıgına atar? Ona göre mi çalıştılar ki büyüyek, ağırlanak, söz sahibi olak, ondan sonra tesis sahibi olak da bu meseleyi gömleyek, ha? Tabuta koyak götürek, ha? Bunlar ona göre mi öldüler? Bunlar ona göre mi bizleri dünyaya getirdiler? Ona göre mi getirdiler herimizin altında bir maaşı giyimimize, geçimimize fikir vererek öz doğduğumuz torpağı hıyanet eder? Ona göre mi? Hayır. Bunun faturasını Allah bize ödettirecek diyor. Ya vatan ya ölüm şuarı altında herkes birleşmelidir. Bu felluvi milletimizin hiçbir rütbesine yakışmayan birbirinden iyiciluk, küsluk, birbirimizin aramızda iki tiraruh, iki tiraruh, iki tiraruh bunlar hepsi kökünden nerede olup yerine barışık, yerine kardeşlik, yerine hemrali tohum sepmek lazım. Artık bu çok gece olsa da prensibinden kopmuş geçmişimizi geleceğimize birleştiremesek de bunu büyük bir kuvve gücüyle, enerjisiyle bir çatı altında dünya hafızda Türkler bir ruh altında birleşmemiz çok lazım. Bu yakınlarda Ziyaddin Mellim çok güzel, ben bilmezdim ki ben İsmail Mellim'e teklif etmiş, İsmail Mellim'i seçilen gibi tebrik etmiş. Ancak İsmail Mellim onun çağrışına gitmemiş. Ben İsmail Mellim'den onu gözlemezdim, onu gözlemezdim. Ancak ziyan yok. Ziyaddin Mellim de o da bir ananın oğludur. O da bu vakte kadar öz cefinin parasıyla bu millete etmedi, bu eylül kalmadı. Bizim gene insanlara ihtiyacımız var. Ziyaddin Mellim bize hiç de ihtiyacı yok. Bizim yere insanlara ihtiyacımız var. Ve Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz bilir ki Ziyaddin Mellim'in o nüfuzlu imici, onun faaliyeti neticesinde onlarla insanlarımızı uğurlar, herraç edildiler, vatandaşlık almak için arayışlar, problem, öbürsünde problem, bu birisinde problem, bir arayışı tercüme ettirmek için, kopya çıkartmak için oraya kaçıyordu, buraya kaçıyordu. Bunu ancak Ziyaddin Mellim'in kayışı neticesinde bunlar hepsi yüngülleşti ve milletimizin çiğninden, dalından bir yük azaldı. Az mezleğe çekti değerli kardeşler. Türkiye meskunlaşmış insanlarımız Azerbaycan'da Karabağ meselesi bir taraftan, açlık bir taraftan, işsizlik bir taraftan insanlar Türkiye'ye vatan istemeyip gitmediler. İşsizlikten öteri yok. Herkes vatan istemiyor. Vatanda yaşamak kim istemez? Kim istemez ki bir yerde yaşamayan? En uzağı Dersel, bu tarafı Bogdanovka, uzağı başı 128 kilometre, 150 kilometrede. Olabilir. Niye ben öz halamın çocuklarını görmemişim? Hiç. Öz evimin çocuklarını, dibimin çocuklarını görmemişim. Yine de sizler
Kazandığımız yollara kaçıyor. Oraya git, buraya git. Buraya git, oraya git. Ya bu yalancı dünyada bu davuzuna nava çalacak bu. Haydi manisi çalacak. Hürriyet ya vatan ya ölüm şuarı altında dünya akışına Türklerinin birliği çatısı altına siz devlet ediyorum, rica ediyorum. Vatan oğlu halal olsun üstünde de doğru diyorsunuz. Sizin varlığınız burada bize çok arkadır. Sağ ol, Allah razı olsun. Vatan oğlu bilmem kimin şey altın yani adını altında çıkış ediyor. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Mustafa Şahbaz'la hayırlı yayınlar. Sağ ol. Enver Ulfanov. Efendim. Ulfanovlar. Kugunavurlar da Ulfanovlar çoktur. Bir de Varhanlar da Ulfanovlar çoktur. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bursa'dan Yusuf Arifov. Benim babamın oğlu katılmış. Benim babamın büyük oğludur. Ben de anamın oğluyum. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abdaki Kurşunov, Müslüm Bey'im. Siz içinizi ferah tutun. İnşallah Enver Udubaşoğlu'nun mezarını nasıl ki gerekiyor öyle yapılacak. Maliyeti ne olursa olsun biz karşılayacağız. Rusya'daki Gençler Birliği. Çok güzel. Rusya'da Gençler Birliği alışlamak lazım. Bir insan herhangi bir fikir konsepsiyası. Yani özünün düşündüğü kadar. Bacardığı kadar. Bunu bir millete, cemiyete bir yardımcı olman isterse neden biz böyle insanları alkışlamıyoruz? Ya mesela Selim kardeşimiz çıkış ediyor ki kadınlar cemiyeti yaratmış o Abbas Tuban'da. Bu niye sevmiyor ki bu? Niye sevmiyor? Bak deyin bakın niye sevmiyor? Ve Selim kardeşimiz Natup'a saygı göstermez. Birbirimize saygı göstermeli. Birbirimize arka olmalıyız. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Bir iki etaj yukarı çıkın bir milletin pozisyonuna bakın ki ne vaziyette olur biz. Ne vaziyette? Amerika'da yaşayan kardeşlerimiz, çok bacarlı kardeşlerimiz var. Asgariyle ki söz sözüyle birbirine atışmalar. Rusya'da yaşayan kardeşlerimiz, Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimiz. Böyle şeyler bunlar kökünden kopardılıp atılmalıdır bunlar. Milletimiz içinde çıkan ziyan verici tohumları çapalamak lazımdır. Dezenfekte etmek lazımdır. Dilimiz var diye herkesin önüne çıkıp bunları incitmek yaşı değil mi? Bayağı sörmetli başkanımıza dediğim kadar yere ki filan kesler bana tekkir ettiler diye de dedi. Olur. Ancak İskender Makedonski'ye diyorlar ki sen nasıl oldu da dünyayı fethettin? Der ki ben dünyayı merhametimle fethettim. Bana zulmedenlere rahim ettim. Bak bu söz benim kulağımın burasında asılı kalmıştı. Ben 24 yıl Sabrabat'ta çalıştım. Özüne layık bir teşkilatta ekmek yedim. Ve inanın ki benden nazırlığa yazan adamlar benden yazan adamları sabah ben işe gelende birinci onlarla görüşeyim. Çok çetin de olsa içi kırılsa da çeniye masak da olmak kuvali ancak büyüklük gösteriyor. Birinci elimi ona uzatıyor. İlenim ben 24 yıl işledim Sabrabat. Siz benden de bacarıklısınız. Sizler hep benden de savaşlısınız. Ben sizin taiz olamam. Bunu başa pişirelim, anlayalım. Çok konuşabilirim. Ancak bir adam sizin hakkınızda bak görüyoruz ben diyelim ya ben bayrağımı asmışım orada. Biri bana orada böyle bir yani hoşa gelmeyen, yaşına uygun olmayan bana orada replika yazdı. Ancak ben ona iki kuple şiir ile
Onu oturtturdum yerine. Daha da bir seneye çıkmayayım. Ne incinmedim, ne küsmedim, ne de ben onu incitmedim. Şimdi ben orada böyle yazmıştım. Değil mi? O bana yazmış ki Seydo, bana Seydo diye. O bayrak ne bayraktır arkamdaki bayrak. Ben de ona iki kuple şiir yazdım. Yanıma düşeyim de böyle tahmini. Yazardı öz şehrinde Gülehmet Şahin. Devletin bayrağına hürmet etmeyen hain. Sen hangi köylüsün düzünü bilmem. Sani kimi seydolar mende bense de girmem. Şimdi bu birinci kuplet. İkinci kuplette vurdum bunu gebo dedini götürdüm. Gitti gördüm mü? Ben de ona durup başka cürü siz diysem sosyal medyada bize diyorlar ki bunu senin tersine göre yazıp da öyle sizler. Ona göre de Sayın Hürmetli Başkanımız Cavit Melim'e de rica edelim ki böyle şeylere uyup şey gelip de ataşa yani şeye gelip siz istemeyenler çoktur. Sizi oraya yurtalayanlar çoktur. İsteyenler ki aranızda söz sohbet olsun. İsteyenler ki bu iş üçüncü kuvvede var. Ona göre de benden size mesleğe düşmez. Çok özür isteyelim ifademe göre. Ona göre de canlı yayın haddinden artık modernleşmeli milletimizin geçmişine, bugününe, sabahına cevap verebilecek bir sosyal medya uyuşturacağız sizi biz. Hepimiz biliyor. Kamal Şatmanov geldi size salam diye. Cabir Mellim sizin gözlerinizden öpüyorum. Cabir Mellim milletimin müellimi, halkımın müellimi, halk müellimi, benim dostum, canım. Gücüm çok şeye çatmamıştı ancak inan ki Cabir Mellim'i çok hasta olan vaktlerinde yanında olmaya çalışıyorum. Yanında da olmuş. Çok çetin bir durumları olmuştur. Ve Yazarlar Birliği Yaradan'da da hürmetli aksakalımızın hürmetinden, nüfuzundan istifade etmişim. Onları yaşatmaya çalışmıştım. Çünkü milli şairin auditoria, milli şairin akrumiyatoru. Milli şair auditoria görmesem o lambada yanan mum kimindir. O on ancak kurum saçar. Öz yandığı ışığı da hiç kimse göremez, özünü de boğar. Şaura, şaire, auditoria, su kimi, hava kimi lazım olan bir varlık. Ona göre de milli şairimiz Cabir Mellim'i uzaktan salamlıyorum, gözlerinden öpüyorum Cabir Mellim. Sen benim hem büyük kardeşim, hem milletimin halk müellimin, bize yol gösteren, bana vatan dersi veren, bugün de buradaysam sizin geçtiğiniz milli hareketimizde bana verdiğiniz desteğe göre buradayım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol Cabir Mellim. Sağ ol ki eziyet çekip gelmişsin. Sana hatırı için, sen yakin ki benim çıkışlarımı hasretlenmişsin. Biraz da 5-10 dakika da artıracağım sözümüzü. Sırf bunu Cabir Mellim'in hatırı için. Canlayımı kurtarmak istiyordum ancak Cabir Mellim bir vakit adamın birine demişti ki Müslüm Mellim'i Allah Teala bize gönderdi. Bu Allah vergisidir. Ve Resim Bayraktarov'un oğlu Nadir Mellim demişken Müslüm Mellim kompütördür. Bunlar hiç vakit yadına çıkmaz. Tarif bize yakışan iş değil. Tarif biz tariflenecek. Bir vakitte Azerbaycan'da saf etmiyorsam Cavadov, milli kahraman veranda, adı veranda Ramil Cavadov, Ramil Hüsnünov. Hangisi sef etmiyorsam demişti ki bana milli kahraman adı lazım değil. Demişti ki niye? Demişti ki torpağı işgal olunan milletin milli kahramanı olmaz. Gör ne boyda büyük sözdü. Gör ne boyda sözdü. Bize tarif yakışmaz. Ne kadar biz bu torpaklara sahip çıkamasak acı. Vakt geçtikçe öbürsü problemler kök salıyıp acılık kimi içimize, canımıza geçecek. Daha da büyük problemlere rastlaşır bu sosyal medyada olan, söylenen meselelerden. Çünkü siyaset ben son vakti ölçü ben şeklini gördüğü için çok sevdim.
Çünkü Elçi Bey, Mehmet Emin Rasulzade müstakil Azerbaycan'ın korucusu ise büyük saygım var. Laf ayağa kalkmak isterim onlara ne şekilde. Ancak Haydar Aliyev ise muasir Azerbaycan'ın korucusudur. Eğer Sovyetler Birliği'nin terkibinde olmasaydı, Karabağ muharebesi olmasaydı, mesela tamamıyla başka bir olur. Ancak bu motivi değiştirdi, coğrafyaya değiştirdi. O bakımdan rica ediyorum hep bize bütün aksarlı Mehmet Emin Rasulzade, Elçi Bey ve çok hürmetli milli liderimiz Heydar Aliyev'i bir sahnede tutmaları, kalbinde, yüreğinde onlara aynı puan vermeleri arzu ediyorum. Vatanoğlu benim paralar bu kadar paralan. Benim paralan. Rica ediyorum Vatanoğlu. Paralan. Tanıyamadım. Çok üzülsün. Belki de ifade biraz açıklar mısın? Evet. Ali Süleymanov, Cabir Müellim bizim canlı tarihlerimizdendir. Cabir Müellim'i ben Ali Müellim, Cabir Müellim'den soruşabilirsiniz. Cabir Müellim'i ben soruşma hakkım olmaz, yaşım çatmaz. Ancak bana Cabir Müellim bir soruş bak ki bana 3 kıymet mi veriyor yoksa 5 puan mı veriyor? Cabir Müellim büyük şahsiyet. Büyük şahsiyet. Yusuf Asimov, akşamınız hayır müellim. İyi yayınlar. Sağ ol Yusuf müellim. Allah razı olsun. Tez tez yayınlarda görüyoruz. Yusuf Asimov'u çok yakından tanıtmak isterdim ben. Yusuf Arifov, selam Yusuf müellim. Sağ ol. Allah razı olsun. Bursa'dan bizi selamlayırlar. Vasif Hemdioğlu, sağ ol, teşekkür ederim. Mehmet Gülsoy, çok tanış geldim. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Abbekir kardeşimizin sözüne kuvvet vermek istiyorum ki, bu Allah ile Enver Odabaşov'un mezarı kurulandan sonra, oraya kadar bir iki prosedür var. Onlar nasıl hayata geçecek? O hangi bölgede yaşıyorsa ona yakın bir bölgede büyük bir kulüp devletten izin alınıp o iş program hazırlanmalıdır. Onda ihsan verilecek, onun parası da hesaplanmalıdır ki biz ona yardımcı olak. Biz buna bir defa da Ziyaddin Melim'i bu işe katmıyor. Her şey Ziyaddin Melim'in çocukta gülür, ayıpta gülür. Herkes Ziyaddin Melim'e yakışmıyor. Ben yakıştırmıyorum. Ben de o para kimsenin. Herkese, biriz de, düşünmesin, biz de bir defa bir misafiri kabul edip yola salmayı becerim. Yusuf, akşamınız hayır, benim iyi yanlı Yusuf. Onları da, tamam, benim Erlan, bizim de var, Erlan. Siz beni çok yakından tanıdınız ancak ben Erlan. Nerelisiniz? Kimsiniz oğlum? Siz ya belki de kardeş, ben yaşlı olursun. Belki de gitme, tanıma. Valla Tarlan. Rica ederim. Tarlan kardeşim. Siz desem beni çok yakından tanıyorsunuz. Hangi köylü olduğunuzu yazsanız çok her şey. Ben burada 5-10 dakika arttırdım. Cabir Müellim'i hatırlıyorsun. Çünkü Cabir Müellim gelip yegane yılda beni dinliyor. Cabir Müellim ben onun küçük kardeşi yerindeyim. O bizim aksakalımızdır. Büyüğümüzdür. Biz bu yolda gezmeyi ondan öğrendik. Tabii ki bugün niye vatende değil bu Güney Cabir Müellim'de değil, onun daima yüreği de, kalbi de vatenle dögünüp, vatenle yaşayan, nefes alan insandır. Ve Azerbaycan'da olan bütün tedbirlerimiz bu cür değerli kardeşlerimizin, Kallon Middin Müellim'in, Cabir Müellim'in,
Ondan sonra orada Rahimov İsmail Müellim'in, evveler Burhan, İbrahim Burhanov'un, İbrahim Mehmetov'un, Şamil Muhammed'in hepsinin yardımıyla bütün tedbirler hayata geçiyor. Ben isterdim ki Azerbaycan'dan Hemraluh, yani bir ruh. O bakımdan Sayın Komutanımız Ali Mellim, Sayın İkinci Komutanımız Aksakalımız Varkanlı, Ali Dadaş, bu yakınlarda ben gördüm, bunlar çabalar göstermek istiyorlar ki bunları birleştirebilsinler. Çünkü Azerbaycan, Aksa Türklerinin milli medeniyetin merkezidir. Azerbaycan, vatana en yakın olan coğrafi mevkiidir. Hem Azerbaycan'dan Gürcistan'ın iktisadi elegeleri düzdür. Burada yarım milyon Azeri yaşıyor. Bizim mesela Azerbaycan'dan bu konuda mayalaşamıyor. Bunun da biz farkında yok. Ancak bu işte güçlü operatör olabilir. 2 yıldır vatana gelenler demek olur ki sahip bir nefer. Ona göre de bunun sayını çoğaltmak lazım. Niye gelmiyorsalar, vatandaşlık dünyanın her yerinde aynı problemdir. Ondan çekinmek lazım der gün. Bir yılda bir defa devletin kanununa göre serhedi geçip geri gelebilir. Düzdür. Vatandaş olmayan hasta oluyor, bazı problemler oluyor, bazı problemler oluyor. Bunları bayağı dediler ki cemiyet izlemelidir. Cemiyeti ben o sistem üzere göstermişim orada. Allah göstermez. Üzül olursa eğer birinci ramkada, ondan sonra ikinci ramkada hasta olursa, üçüncü bu yakınlarda bizim öyle fırsat düşmüşken Zugdid'de saf etmiyorsam milli kahramanlarımızdan Yaşar Melli, Rüstem Hoca dünyasını değişti. Ben öz adımdan söylüyorum. Çok acele çektim ki ben onların cenazesinde niye iştirak etmiyor? Onlar bu vatan yolunda şehit olan kardeşlerimiz. En çok ağrısını çeken, en çok yükünü çeken, en çok bu yolda eziyet çeken kardeşlerimiz. Onların cenazesi ele bele yok. Onların cenazesi en yüksek seviyede, en yüksek titul seviyesinde son mezarlığa, son ahirete yola salınmak. Ona ne lazım? Mali destek lazım ki. Ha buradan bir avtobüs tutar, Akışka'dan bizim merkezimiz olan, Gürcistan'ın göbeği olan, yani yüreği olan Akalsık'tan oraya bir maşın adam gitsin. Diğer bölgede Allah göstermesin, bir üzülümüz olursa, bir toyumuz olursa yığılışıp, hiç olmazsa bu benzin parasına çatmıyor. Değil kardeş, bu insanların ancak boğaz havası, ancak bazı problemler çok. Kâ yediyle pasport değişmeye Azerbaycan'a, kâ oradan kim ruhu değişiyle, kâ çocuk dünyaya geliyor, bir Türk almaya gidiyorlar. Bunlar bu yolda giden büyük bir prosedür. Savaştı. Bu büyük bir savaştı. Bu bizim de alnımıza yazılan bir hayat çizgisidir. Biz bunları yani kabul etmeliyiz. Müslüm abi vatanımıza çok selamlar söyleyin. Hele hele Kuratubana. Hele de Kuratubana. Kuratubana hele Ali Merlim Kuratubanınız ben Mustafa kardeşim. Ali Merlim. Ali, bak gördün Ali Merlim. Bak sana bir yerini taptım. Kuratubana. İnşallah birleştireceğim. Siz büyüklerimizin de yardımıyla. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vatanım Bola Cunlu'yum. Ben sizin oğlunuzun yaşındayım. Bola Cunlu'yum. Çok güzel. Tarlan kardeşim. Çok güzel. Balacırlı. Balacırlılar. Valla benim burada bir Nuri dostum var. Balacırlı. Kopit Nari'de. Bu Ahmet var idi. Ahmet dedem var idi. Balacırlı. Balacırlılarla dostum biz. Sağ ol. Ama senden de dostum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tarlan kardeşim. Sağ ol. Vaktini ayırmışsın. Allah ömrün versin. Canlı yayıma katılmışsın. Kadir Serberov katıldı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu iş
Bu işin yani tokunan ipin materyali bu. Bu iş böyleyle olacak değerli kardeşler. Birbiriyle tokunacak işler. Eğer bak o demek diyor ki siz bize bugün yardımcı olacaksınız burada problem biz bir gene kalır diyor. Sabah birisi bir kardeşimiz gelecek. Biz de burada yaşayan kardeşlerimiz. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bir kardeşimiz diğer kardeşimiz gelince biz de müxtəlif yoluyla onun yanında olmaya çalışıyoruz. Yüz sütun olana kadar bu konsepsiye kaska usulü diyelim. Mesela Yahudiler bizim torbalarımıza sahip çıktılar Yahudiler. Kaska usulüyle. Onu da siz biliyorsunuz. Tekrar ettim ama vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü hürmetli sakalımız Cebrim Elim böyle şeyleri çok güzeldi diye. Cebrim Elim de beni dinleyin. Ben çok sevindim. Yani bir 100 bahis onun da bir fokusunu aldık. Yani Cebrim Elim'in yani halallığını, yani hayır duasını daima almışım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Gelip oradan beni dinleme şansı yani gönül istemeseydi yegane tamam kardeşimizden gitmiş bir dostum çıkış ediyor. O da gelip biz dinliyor. Fazlı Melim o da orada biz dinliyor. İsmail Rahimov da bizi dinliyor. Teşekkür ediyorum. Bu görüyorsunuz bu hemreluk bir ruh bilenen. Bak biz fişir yani fişirde emelde işte bir ruh. Bak böyle emele geldi. 500 yıl bundan önce Ziya Güvel yazıyor ki iktisadiyatı ve medeniyeti üstün olan millet her şeyde talip eder. Bizim iktisadiyatımız yoktur. Bizim medeniyetimiz üstün olsun. Birbirimize söz demek yani birbirimize söz denen şey diye. Belki de birbirimize görende sarılıp görüşeceğiz. Hem de sosyal medyada özümüzü bize o kadar insanlar bakıyor ki bunlar bize yakışmıyor. Rahmetli babalarımızın ruhu incinir. Ondan sonra çünkü biz gelen olmuş. Çölde hepimiz birimiz ağlayan da hepimiz ağlamışız. Ondan sonra birimiz sevinen de hepimiz sevinmişiz. Biz böyle insanların oğulları. Böyle insan. Şimdi motif değişildi. Evveler Merkez Komünist Partisi Moskova'da merkezleşmişti. O fikir koridor, siyasi koridorumuzu o tarafa çağırdı. O yanda da Fuat abi tanımayanları ben tanıttım. Fuat abi bizim beletçimizdi, bizim bütün aksiyonları Moskova'da sefiriydi. Böyle bu, yani bu cür anlamakla. Bütün meselelerimizi biz Fuat Mellim'in yardımıyla Moskova'da nail oluyorduk. Sözümüzü çaktırıyordu. Salahlı çıkışlarıyla prezidente, yani Merkez Komitenin katibine, Eyüp Mellim vardı, çıkışı vardı. O, yani onun vasıtası. O bakımdan bunlara halkın mellimidir, halkın aksakalıdır. Bunlar bu yolda itilenmiş insanlardır. Böyle insanlara durup da sosyal medyada yakışmayan sözler yazmak, böyle işler ben hiç böyle inanamıyorum ki. İnanmak da istemiyorum. İnanmak da istemiyorum kardeşim. Adi bir futbol oyununda birbirini yıkan adama kırmızı kart veriyor. O sosyal medya birbirimizi yıkan adamı gerek aksakallar, büyükler, vali mellim sağ olsun, komutanımız öbürsü Ali Dadaş'ta, ondan sonra İbrahimov Kamal güzel çıkışlarıyla yani kart veriyorlar ki böyle olmaz, böyle olur, böyle olmaz. Artık benim canlı yayında bakın herkes var. Burhan abi de buradadır, Ali komutanımız da buradadır, ondan sonra Fazlı Mellim de buradadır. Cebir Mellim kimi aksakalımız da buradadır. Cavit Aliyev'imiz de buradadır. Ondan sonra bugün yani nöbetten kenarı. Ben her gün pazar günü çıkış ediyordum. Birinci gün evde olduğum için bugün çıkış etmek kararı. Geldim. Bazı meselelerle alakalı. Görüyor musunuz? Bak, bir ruh beleyle bir yumruk olur. Ve Ziyaddin Mellim kardeşimiz de onun etrafında olan diğer kardeşlerimiz de bak birbirimize saygı göstermekle ondan sonra Mehmet Taş öbürüsü Bursa temsilcimiz sağ olsun Allah razı olsun onlar hepimizin aramızda sırf elaka kurmalı, ilişki kurmalı. O uçmuş
zəda almış körpüləri təzədən təmir edib, birimizə sağa göstərmək lazım. Artıq ömür gəlib keçir, ömür öz atını, öz sürəti ilə çapır, ancaq biz ata tərsinə binib, irəli getmək əvəzinə bu tərəfə baxıb başqa yerə gedirik. Mən təkrarən, hep bizə vətənimiz olan Gürcistan sevməyi, dəvət edirəm. Aslan Şənikci, salam olsun Axal Sıxıya. Sağ ol, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm Aslan qardaşımıza. Əhməd Bayanın. Yazıyor ki, Balacılı Əhməd Bəy anamın emisidir. Əhməd Bəy benim bu vətən yolunda gezdiğim için benim çok sevimli bir dostuydu. Çocuğuyla çocuğuydu, büyüğüyle büyük. Oğlu da doktordur, benim bacanağımdır. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Vaktim ayrılmışım, kaç defalarla münasibet gösterdim. Yani canlı yayınımıza bir neşe kattım, bir güçlendirdim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlere hep bize özellikle sayın aksakallarımıza, Cəbir Məlim başta olmağına can sağlığı arz edelim. Sizlerden ayrılmaktan önce yaşasın vətənpərvər oğullar diyelim. Bu yolda yorulmadan çalışan istir Moskova'da olsun, istir Gürcistan'da olsun, istir hürmetli Başkanımız Ziyəddin müəllim olsun, istəyir Bursa təmsilçilərimiz, istəyir digər qardaşlarımız Cavad Əliyev, Rəhimov İsmail, Şamilov Məhəmməd və bütün qardaşlarımıza vətənimiz Axıstadan salamlar göndərməklə sizləri qucaqlayırım. Bir olaq ki, güclü olaq, canlı yayımımıza təkrarən gələn növbəti görüşlərə dəvət etmək istəyirim və sizlere diyelim ki, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Gürcistan, yaşasın Türkiye ve bu üç devletin kardeşliği hiç kırılmaz, iprenmez. Biz insanlar vasıtasıyla her şeyi ifade etmem mümkündür ve sizlerle vidalaşmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Gelen görüşlerine kadar değerli kardeşlerim, kusurumuz olmuşsa çok özür istiyorum. İncinmişsiz sözümüzden, söhbətimizden, bəzi hərəkətlerimizden təkrarən yenə də üzr istəyirəm. Fikrim kiminsə vaxtın almaqdayım. Fikrim kiminsə xətrinə dəyməkdayım. Fikrim kimdənsə özümü üstü tutmaq deyil. Fikrim, əsas fikrim, benim babamın, sanın baban, yanında oturanın babasının amanat bıraktığı bu varisi başkalarına amanat etmadan bu dünyadan biz köçüktür. Tekrara yazda salmak isterim. Tekrara Mehmet Gülsoy onun da bir dünya akşamı seyir olsun. Ey yanları vatan meselesi milletimizin milli meselesidir. Bu mücadeleden millete rehber edenlere çok büyük mesuliyet işi. Tamamıyla düz değil. Allah Teala bir ziyalı milleti için o zekay, o ziyay, o milleti için verir. Ziya Fars dilinde ışık saçmak demek. Yani milletin meselesine ışık saçmak. Millete yardımcı olmak. Milli problemlerin halinde yorulmadan ölene kadar o bayrağı elinde taşıyıp öz torpağına sahip olana kadar. Vatanımız Gürcistan'dır. Vatanımıza eşk olsun. Eşk olsun milletime, vətənpərvər milletim yaşasın, yaşasın Cəbir müəllim kimi vətənpərvər olurlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Hep bize təkrarən belə sizleri bağırma basarak, kucaklayarak sizlerden ayrılmak istəyirəm. İlk dəfə həmrəlik bir görüş oldu. Bütün vətən cəmiyyəti DATUP'un nümayəndələrlə bir yerdə canlı yayında görüşdük. Fikir paylaştık, birbirimizden uzaktan uzağa kokumuzu aldık. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hep bizden canlı yayına katılmış
aşağı söyleyen, yukarı söyleyen hep bize Allah'tan bin kat razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geceniz hayırlı olsun.